20 hocam, 20 Eylül değil mi? Okulların açılma dönemi 20 Eylül değil mi hocam? 27 Eylül. Efendim, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi 15 Temmuz Salonu'ndan yeniden herkese merhaba. Bugün biraz daha şevkli ve aşkla başladık. Her hafta şevkle aşkla başlıyoruz ama bu hafta daha da bir içimiz kıpır kıpır bir şekilde programımıza başlamak istiyoruz. Niye? Çünkü öğrencilerimizle kavuşma vaktimize gerçekten çok az kaldı. Birkaç gün içerisinde biliyorsunuz tercih sonuçları belli oldu. Üniversite öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz tercih ettikleri okullara yerleştiler. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemize de birçok tercih oldu ve birçok bölüme de yeni arkadaşlarımız yerleşti. Hem eski arkadaşlarımız hem üniversitemizde bundan önceki senelerde okuyan arkadaşlarımız hem de yeni arkadaşlarımızın birçok sorusu var. Bunları elimizden geldiğince tüm sorulara cevap vermeye çalışacağız. Sosyal medyadan aynı zamanda WhatsApp üzerinden birçok soru geldi. Bu arada bunu söylemişken hem şeritte ekranda görüyorsunuz alt tarafta sosyal medya hesaplarımız var. Bunun yanı sıra yukarıda üst köşede 0536 894 4070 isimli WhatsApp numaramız var. Her taraftan, her alandan soruları sorabilirsiniz. Bugün 3 tane rektör yardımcısı hocamızla beraber olacağız. Ben o soruları kendilerine yöneteceğim. Onlardan cevapları aldıktan sonra inşallah sizleri tatmin etmiş bir şekilde Konya karavanımıza beklemiş olacağız. Efendim, ben direkt programa geçmek istiyorum. Konuklarımı zaten tanıyorsunuz, tanıtarak. İlk olarak Profesör Doktor Dursun Odabaş hocam. Değerli hocam, rektör yardımcısı hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ve iyi yayınlar diliyorum. Çok Muhammed teşekkür Bey. Ederim. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Peki. Her şey daha güzel olacak. İnşallah hocam. Peki. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hüseyin Muşman hocam, rektör yardımcımız, ikinci rektör yardımcımız. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hem kıymetli rektör yardımcısı hocalarımıza hem bizi izleyenlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve Profesör Doktor Murat Ertekin hocam, yine rektör yardımcımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk Muhammed Ali Bey. Teşekkür ediyorum. Ben de izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle programa başlamadan önce değerli rektörümüz Profesör Doktor Namık Ak hocamın zaten girişte mesajı geldi. Ben de dilde zikretmek istiyorum. Hem üniversitemizde okuyan ve bir dönemdir, yani salgın sürecinde, bu uzun bir dönem hepimiz yaşadık. Salgın dönemi boyunca üniversitemize gelememiş ve gelecek arkadaşlarımızı, hem de üniversitemizin değişik bölümlerini kazanmış arkadaşlarımızı
selamlıyor, onlara hasretle beklediklerini söylüyor. Öncelikle böylelikle başlamış oluyoruz. İlk olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Değerli Murat Hocam, size başlamak istiyorum. Gelen sorularda da epeyce var. Üniversitemiz uzun bir dönem sadece Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi değil, Türkiye'deki tüm üniversiteler, tüm eğitim kurumları uzun bir dönem salgından dolayı eğitim, öğretimi ara verdi. Ve inşallah 27 Eylül itibariyle üniversitelerimizde de eğitim başlamış oluyor. İlk öğretim, orta öğretim ve lisede önümüzdeki pazartesi başlıyor ama üniversitelerimizde 27 Eylül ile beraber başlıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemiz hazır mı bu uzun aradan sonra? Buyurunuz hocam. Evet, teşekkür ediyorum ben de soru için. Tabii Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemiz güçlü bir üniversite. Biz bu salgın dönemi süresi içerisinde gerekli hazırlıklar, planlamalar yapılmıştı. Tabii Yükseköğretim Kurulumuz tarafından da oluşturulan gruplar içerisinde salgın süresi içerisinde ve sonrasında neler yapılabileceği ile ilgili uzunca bir süredir aslında toplantılar yapılıyor. Online toplantılar da yapılıyor ve burada çeşitli kararlar alınıyor. Tabii bu küresel salgın sadece ülkemizin değil diğer tüm ülkelerin de yaşadığı önemli bir sorun. Bu belki de insanlık tarihinde modern çağı kastediyorum. Modern çağda insanlık tarihi içerisinde yaşanılan küresel boyutta büyük bir sorun. Tabii bu sorun yaşamın, hayatın her alanında etkili oldu. Bizim açımızdan ise eğitim alanında, yüksek öğretim alanında çok ciddi etkileri oldu. Nitekim uzunca bir süredir biz uzaktan eğitimi, tüm üniversitelerimiz uzaktan eğitimi şeklinde yüksek öğretimini devam ettiriyor idi. Fakat geldiğimiz noktada tıpkı ilk öğretim, orta öğretim gibi aslında eğitimin çok da fazla uzun online ya da çevrim içi şekilde gitmeyeceği, özellikle ilk öğretim çocuklarımız için okulun başkaca anlamlar ifade ettiği sıklıkla eğitimciler tarafından da ifade edilmişti. Bu durum üniversite öğrencilerimiz için de yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla üniversitemiz öğrencileri veya Türkiye'mizin diğer üniversitelerindeki öğrenciler de dahil olmak üzere tüm yüksek öğretim öğrencileri üniversitelerini oldukça özlediler. Eğitimde bir ayağımız eksik oldu. Dolayısıyla mutlaka örgün eğitimin olması gerektiği tüm eğitim camiası tarafından kabul edildi. Bu nedenle başta tabii Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere yine Cumhurbaşkanlığı kabinesi de dahil olmak üzere aldıkları kararlar gereği Yükseköğretim Kurumumuz da artık üniversitelerin örgün eğitime hızlıca başlamasını ve yaklaşık bu sınırlandırılan bir %40 oranında bazı derslerin uzaktan devam ettirilmesiyle ilgili kararlar aldılar. Biz de tabii bunları uygulamakla yükümlüyüz. Dolayısıyla bununla ilgili daha önceki yapılmış çalışmalarımız var. Hazırız. Gerekli tedbirleri aldık. Yani eğitim açısından ve üniversite yerleşkesi açısından her türlü tedbiri aldık. Planlamalarımızı yapıyoruz. Ve öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz. Öğrenciler de çok özlemişler hocam. Çünkü hem sosyal medyadan hem bu arada teşekkür ediyorum iki tane üniversitemizdeki sosyal medya grubu KMÜ Geyikler ve KMÜ Parodi sağ olsunlar. Onlara gelen sorular var. Onlar da bize bunları ilettiler. Her iki sosyal medya platformuna çok teşekkür ediyorum. İkisi de programımıza destek verdiler. Çok fazla soru geldi. Aslında bir girişten sonra diğer hocalarıma da soracağım sorularla. Ondan sonra bu sorulara geçeceğiz. Bir önce söylediğim gibi üniversite öğrencilerimiz de hakikaten özlemişler. Zaten pandemi diye adlandırılan rektör hocamızın ısrarla Türkçe konuşalım dediği için biz salgın diyoruz. Salgın döneminde ölü dönem olarak sadece üniversiteler veya eğitim kurumları için değil, tüm kamu kurumları ve tüm özel şirketler içinde bir ölü dönem olarak geçti. Biz bu dönemde elimizden geldiğince bu sene malum Yunus Emre yeni olduğu için değişik programlar yaptık ve üniversitemizde
değişik programlar ve işte gece görüntüleri, drone görüntüleri, üniversitemizin tamamından görüntülerle öğrencilerimizin o özlemini bir parça olsun gidermeye çalıştık. Ama inşallah ayın 27'sinden itibaren öğrencilerimiz tamamen gelecekler. Biz de hazırız diyoruz zatenizin buyurduğu gibi. Şimdi müsaade ederseniz ikinci sorumuzu, sorumu değerli rektör yardımcım Profesör Doktor Hüseyin Muşmal hocama sormak istiyorum. Hocam hali hazırda öğrencilerimiz var bir önce bahsettiğimiz ama tercih dönemi yeni bitti, sonuçlar açıklandı ve üniversitemize yerleşimler epeyce oldu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne yerleşim oranları ne ölçüdedir? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii burada Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Namık Ak hocamızın biraz önce ilettiğiniz gibi ben de bütün dinleyicilere, öğrencilerimize hasaten selamlarını iletiyorum. Biz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi olarak biraz önce Sayın hocamızın ifade ettiği gibi eğitim öğretime hazırız. Çok yakın bir süreçte de YKS ile ilgili yerleştirme sonuçları açıklandı. Biz bu yerleştirme sonuçlarını diğer rektör yardımcılarımız ve rektörümüz başta olmak üzere ilgili daire başkanlıklarıyla analiz ediyoruz. Üniversitemizde kontenjanların büyük oranda dolduğunu görüyoruz. Tabii bir istatistik vermek gerekirse özellikle ön lisans alanında yani öğrencilerimizin tabiriyle 2 yıllık okullarımızda %80'in üzerinde bir doluluk oranıyla karşı karşıyayız. Bazı bölümlerimiz özellikle sağlık alanıyla ilgili kıymetli hocamız, kıymetli büyüğümüz bilgi verecek birazdan hocamız. Ama ben kısaca istatistiksel bazı bilgileri paylaşayım. %80'in üzerinde doluluk oranı sağlık ile ilgili birimlerde ise bu doluluk oranı %100'e yakın seviyeye ulaşmış. Yani %82 olunca pek çok bölümde boş kontenjan olduğu akla gelmesin. Bazı birimlerde, bazı bölümlerde bu oran düşük olduğu için oranı da aşağıya çekiyor. Lisans birimlerinde, lisans bölümlerinde ise %60'ın üzerinde, %70'e yakın oranda da bir doluluk oranıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık ortalamada %75 civarında bir doluluk oranından söz etmek mümkün. Fakat burada altını çizmek istediğim bir husus var Muhammed Ali Bey, izin verirseniz eğer. Tabii bu Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne has bir durum değil. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de pek çok üniversite bu manzarayla karşı karşıya. Hem sınava giren öğrenciler hem de alanlarda kontenjan ve tercih edecek öğrenci sayısı itibariyle eşit ağırlık alanında öğrenci tercih edecek öğrenci sayısından kontenjanın çok fazla olması nedeniyle üniversitelerin pek çoğunda eşit ağırlıktan alan bölümlerde ve programlarda maalesef ki doluluk oranları düşük seyretti. Yani ben örneğin fakültemizden örnek vermek gerekirse Edebiyat Fakültesinden arkeoloji bölümünden söz edelim. Arkeoloji bölümü Türkiye'de eşit ağırlık alanından öğrenci alan bir bölüm. Hemen hemen merkezi ve büyük üniversiteler haricinde pek çok arkeoloji bölümünde eşit ağırlıktan kaynaklanan bir sorun nedeniyle doluluk oranları düşük seyretti. Aynı şekilde felsefe için de bu örneği verebiliriz. Eşit ağırlıktan öğrenci alan bir bölüm olarak yine benzer şekilde doluluk oranlarında bir düşük oran görebiliyoruz. Ama hamdolsun ki Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin özellikle iddialı olduğu ve pek çok defa net bir şekilde ifade ettiği bazı bölümlerimizde, yeni açılan bölümlerimizde ki ben hemen isterseniz onunla ilgili bir iki istatistik vereyim. Mesela Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği, Ermenek Uysal Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Eczane Hizmetleri, yine aynı birimde ilk ve acil yardım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ağız ve diş sağlığı, iş ve uğraşı terapisi, odyometri, tıbbi görüntüleme teknikerliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, sosyal bilimlerde özel güvenlik koruma gibi yeni açılan birimlerimizde doluluk oranının çok
üst seviyede %100'e yakın oranda seyrettiği görülüyor. Bu da bize şunu gösteriyor, yani yönetim olarak rektörümüz başta olmak üzere Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin ülkemizin eleman ihtiyacı oranında bölümleri açtığı ve bu bölümlerin istihdamı için eğitim öğretimin devamı için personel alımını gerçekleştirdiği görülüyor. Bu da süreci, ülkemizin ihtiyacını, sağlık sektöründeki ihtiyacı özel olarak takip ettiğimizin de bir göstergesi olarak işaret edilebilir. Muhammed Ali Bey. Bunun dışındaki bölümlerle ilgili zaman zaman öğrencilerimizin soruları paralelinde inşallah diğer sorulara da cevap verelim. Teşekkür ediyorum Sayın Rektör Yardımcım Profesör Doktor Hüseyin Muşmal hocama. Şimdi müsaadenizle diğer Rektör Yardımcım Profesör Doktor Dursun Odabaş hocam, değerli büyüğümüz hocamıza şöyle bir soru sormak istiyorum. Çok da konuşuldu bu konu. Diğer programlarda da defaatlerce kez sorduk ama tercihler yapıldı, sonuçlar belli oldu. Üniversitemize, özellikle iki fakültemize, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültemize yerleşmeler oldu. Hocam bu konu hakkında detaylı bir bilgi istiyoruz. Şu anda yüz oranlar nedir, ne durumdadır fakültelerimiz? Evet, çok teşekkür ediyorum önce sorunuz için ve herkese de, bizi dinleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz bugün hemen bütün Türkiye'de, hatta bütün dünyada tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri, mesela hemşirelik, ebelik bölümleri, işte röntgen, görüntüleme, radyoloji, odyoloji, odyometri, optisyen bölümleri gibi görüntülerin ya kamuda ya da özelde ya da kendi başlarına iş bulma imkanları çok yüksek. Tabii öğrencilerimiz, gençlerimiz, yavrularımız çok büyük ölçüde ben burayı bitirdiğim zaman ne yapacağım diye haklı olarak düşünüyor ve diyor ki iş bulabileceğim bir alan mı, iş yapabileceğim bir alan mı, kendi kendime çalışabilir miyim, kamuda iş bulabilir miyim, özel sektörde iş bulabilir miyim gibi şeyler, faktörler öğrencilerin üniversite tercihlerini çok büyük oranda etkiliyor. Az evvel hocam da işte arz etti, Hüseyin hocam, dolan bölümler böyle bölümler. Gençlerin istikbali için iş bulabileceği ya da rahatlıkla kendisinin iş kurabileceği bölümler çok tercih ediliyor ve doluyor. Şimdi bizim tıp fakültesi bu sene 3. sınıfını aldı. 62 öğrenci, 60 normal, 2 lise birincisi, 62 öğrenci. Ama bu sene ilk kez burada okuyacaklar değil mi hocam? Tabii bu sene ilk kez Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin Yunus Emre kampüsünde eğitim görecek. 1. sınıflar, 2. ve 3. sınıflar, henüz buraya getirmedik onları. Selçuk Üniversitesi ile bir anlaşmamız var. O anlaşma çerçevesinde daha bu önümüzdeki yılda orada okuyacaklar. Ondan sonra durumu karşılıklı olarak değerlendireceğiz. Çok büyük ihtimal buraya gelecekler onlar da. Biz buraya kampüse bu sene öğrencilerimizi 1. sınıfı okumak üzere alıyoruz. Şimdi kontenjanlarımız zaten 62 diş hekimliği, 62 tıp fakültesi. Diğer ebelik şeyleri de doldu, 100 öğrenci. Yani sağlık, gerek Sağlık Meslek Yüksekokulu, gerek Sağlık Bilimleri Fakültesi, gerek Ermenek'teki Sağlık Meslek Yüksekokulu kontenjanları hemen doldu. Bir iki eksikliğimiz var, çok şey değil. Yani kontenjan açılsa herhalde tekrar açıldığında 15 dakika içinde onlar da dolacaktır. Çok tercih edilen bölümler. Şimdi bu dolayısıyla tıp fakültesine öğrenci bulma gibi, aslında üniversitenin diğer bölümlerinde de öğrenci bulma gibi bir sıkıntı yok. Sıkıntı Türkiye'nin genelinde olan sıkıntı, aynı Karaman'da olan sıkıntı. Türkiye'nin genelinde işte bitiren, diyelim ki arkeoloji, az evvel hocamızın dediği, serbest çalışma imkanı yok. Bir kamu görevi alması gerekiyor. Özel sektörde de çalışma şansı yok. Ancak özel üniversite demeyelim de vakıf
üniversitelerinde çalışabilir ya da kamu üniversitelerinde ya da kamu kurumlarında çok az arkeoloji istihdam var değil mi hocam? Yani herhangi bir devlet kurumunda bununla ilgili çok yaygın bir iş bulma şansı yok. Onun için dolayısıyla gençlerimiz de o bölümleri daha az tercih ediyor. Çıkınca tabii yani bu arkadaşımız elma toplayacak değil, armut toplayacak değil. Bir iş yapacak, geçimini sağlayacak, hayatını devam ettirecek. Bu önemli bir şey. Ha bu bapta acaba öğrenciler sevmedikleri bölüme de gitmiş olabilir mi? İhtiyaç, iş bulma ihtiyacı mı birinci sıraya geçer? Acaba sevdikleri bölüm mü? Bu zaman zaman değişiyor. Öğrencilerin istekleri mesela çok üst derecede mühendislik bölümünü tercih eden bir öğrenci tıp fakültesini tercih etmiyor. Ben diyor hani puanı tuttuğu halde tıp fakültelerine tuttuğu halde ben şu mühendisliği okumak istiyorum diyor. Ben tıp fakültesine gitmem diyor. Yani niye gideyim ben tıp eğitimini sevmiyorum vesaire gibi şeylerle. Aynı şekilde bir tıp eğitimini seven bir delikanlı isteyen işte o beyaz önlüklü gördüğü doktorlara işte filmlerde gördükleri hastanelerde gördükleri o cazibeli hayata puanı isteyen ama puanı tutmayan gençlerimiz var. Onlar ne yapıyorlar? Ha, doktor olamadım. Tabii burayı kazanma şansım yok deyip tıp fakültesini tercih etmiyor ama onunla ilgili başka bölüm mesela sağlık hizmetlerini seçiyor. Sağlık bilimleri fakültesini seçiyor. Oradan da daha sonra tıp fakültesine belki geçme şansları da olacak. Doğrudan dikey geçiş bizde yok. Yani sağlık bilimlerinden, sağlık hizmetlerinden dikey geçiş yok ama tekrar sınava girip hiç olmazsa o beyaz önlük havasını, hastane havasını tadayım diyen gençlerimiz var. Benim yakınlarımda var böyle gençler. İlla bir o şey hastane havası hakikaten filmlerde de görüyorsunuz böyle sempatik bir havadır. Acil serviste doktorların, hemşirelerin koşuşmaları, hastaya yardım etmeleri, gelen sedyeyle gelen hastayı işte yoğun karşılamaları, yoğun bakıma almaları, canlandırma ünitelerini almaları. Mesela böyle bir ben bile o sahneleri ki 47-48. Yıldayım doktor iken halen heyecanla seyrediyorum. Şeydir, güzeldir, heyecanlıdır, tat verir. Sevinir misiniz? Hayır. Şöyle sevinirsiniz. Hasta düzeldikten sonra seviniriz evet. Hepimiz. Hasta gözünü açtığı zaman hepimiz oh be deriz ve güleriz. Bizim mesleğin öyle. Şeyi heyecanı, korkusu da baştadır. Sevinci de hemen arkasından gelir ama diğer arkadaşlar mühendislik uzun sürer, hukuk uzun sürer, sonuç almak uzun sürer, sevinci, heyecanı da biraz geç gelir. Bizim mesleğin böyle bir tatlılığı var sağlıkta. Yani bu sadece tıpta değil, bu hemşirelikte var, işte radyolojide var, işte ebelikte var. İşte gelen bir anne adayının, karnında bebeğiyle gelen bir anne adayının doğup da, doğum yapıp da bebeğin ınga diye bağırması herkese bir bayram havası estir. Çok muhteşem, çok muazzam görüntülerdir onlar. Bunları işte filmlerde falan hep seyrediyoruz, görüyoruz. Bu da heyecan veriyor gençlere de. Bize de heyecan veriyor. Yani bizim mesleğin tadını hemen alabiliyorsunuz orada. Sonucunu görebiliyorsunuz. Ha kötü sonuç da alabilirsiniz tabii. Bu da ayrı bir şey. Yani kötü sonuç ne demek? Bir iyiliğe varamamak, hastayı kaybetmek. Hastanın sakat kalması, özürlü kalması şeyler de olur mu? Maalesef oluyor. Yani bizim tıp mesleği kendisine gelen bütün hastaları iyi ederek kurtarma şansına sahip değil. Bu bütün dünya hastanelerinde böyle. Yani efendim Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tıp Fakültesi değil. İşte Ohio'ya gidin, State Hospital'a gidin, işte New York'a gidin. Her yerde denir ki işte 60 yaşından sonra tetanoz gelirse kaybedilir. Yani böyle riskli şeylerimiz var. Korona şimdi, korona salgını, ben de sizin gibi salgın diyeyim. Biz tıbbi terimlere alışkınız ama burada herkese yönelik konuştuğumuz için. Korona salgınında
yaşlı geldiği zaman herkes korkuyor. Evet. Yani ben bugün tekrar sabahleyin 2003 salgınına baktım koronanın. Uzak doğuda, Çin'de yapan şeye. Çocuk ölümü hiç bildirilmemiş. Ama yaşlı ölümü çok yüksek oranda. %30'lara varan bir oranda düşünebiliyor musunuz? Yani 3 hastadan birini kaybetmişiz. Böyle koronadan kaybetmişler. Biz görmedik o günleri. Biz Türkiye'de 2003 salgındaki bölgesel bir salgın oldu. Uzak doğuda, Çin'de vesaire olan bir salgın. Ölenler hepsi yaşlılar. 2010'larda MERS dediğimiz şey oldu. Bunlar aynı isimli şeyler. M, Middle East'ten geliyor. Yani Orta Doğu demek. Yakın Doğu bizim dediğimiz şey. Bölgede bir salgın oldu. Yine Türkiye'ye aksetmedi. Bölgesel oldu. Aynı hastalık, aynı klinik, aynı solunum yetmezliği vesaireler. Yine kaybedilen hastalar yaşlılar. Ha, iyi olanlarımız gençler. Ben de çocuk doktoruyum. Biz belki hep iyi olanları gördük. Yani bizim meslek böyle tatlı, böyle güzel, böyle heyecanlı bir meslek. Şimdi yeni adaylarımız, yeni arkadaşlarımız, ben onlara artık genç doktorlar demek istiyorum. Genç diş hekimleri, genç doktorlar, genç hemşireler, genç diğer arkadaşlarımız, diğer meslekler. Çok güzel bir mesleğe geliyorlar. Çok güzel, çok tatlı, çok sevindiren, bazen çok da üzen, çok sevdiğimizi de Allah korusun gözlerimizin önünde kaybettiğimiz ama bereket bunun oranının sevindiren, iyileştiren bölümlere göre oranının çok düşük olması bizim sevindirici, mutlu kılan yönlerimizdir. Biz de ne kontenjan dolması problemi var, ne iş bulma problemi var. Şu anda bir diş hekimi, bir tıp doktoru, yani diş hekimi kamuda iş bulamazsa, özelde iş bulamazsa muayenehane açar, çalışır. Bir hemşire her yerde çalışabilir. Bir radyoloji teknisyeni neredeyse her yerde çalışabilir. Sokaklarda gezmez. Ama bizim şeyin, ama bizim mesleği çok severek yaparsanız, bana göre tabii, şimdi hocalarım darılır belki, bu hoca da amma da atıyor, atmıyorum ya. Bana göre çok sevimli, çok güzel bir meslek. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi çok fazla soru var. Direkt bu sorulara doğrudan geçmek istiyorum değerli hocalarım. İlk sorumuz şöyle, bu hem sosyal medyada hem değişik platformlarda soruldu. Bunu herhalde Murat hocama soracağım. Elektronik kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt yaptırmaya gerek var mı? Soran arkadaş Şifandur 1006 isimli arkadaşımız. Şimdi pardon. Değerli hocam, Hüseyin hocama. Murat hocamla birlikte biz bu konulara tabii temas ettik daha önce de. Şimdi elektronik kayıt yaptırdıktan sonra öğrencilerimizin herhangi bir şekilde başka bir kayıt yaptırmasına gerek yok. Biz hem öğrenci işlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde daha önce de bu yöndeki çalışmalarda buna dair bilgileri de üniversitemizin web sayfasında öğrenci işleri daire başkanlığımızın bölümünde çok açık bir şekilde, sarih bir şekilde ifade etmiş bulunuyoruz. Tabii öğrenciler E-Devlet sistemi üzerinden online kayıt yaptırdıktan sonra yine E-Devlet üzerinden kayıt belgelerini alabilirler. Ve e-kayıt yapan öğrencilerimizin kayıt için üniversitelerimize gelmelerine ihtiyaç yoktur, gerek yoktur. Bunu ifade etmiş olalım. Zaten öğrencilerimizden de herhangi bir şekilde bir belgelerin aslını istemiyoruz. Yani onlar kendilerinde kalacaklardır. Biz e-kayıtla sistemi takip ediyoruz. Evet. Doğrudan dijital ortamda kayıtlar yapıldıktan sonra herhangi bir problem kalmıyor. Yok, evet. Evet. İkinci sorumu şöyle bir soru var hocam. Gerçi bununla ilgili değerli rektör yardımcım Murat hocam bilgi verdi ama yeni açılan bölümler hakkında Nur Avcı Hanım'ın bir sorusu var. Yani siz aslında girişte bilgi verdiniz değil mi hocam yeni açılan bölümlerle ilgili? Tekrarlamaya herhalde gerek yok diye biz düşünüyorum. Biz onu ben bahsetmiştim Muhammed Ali Bey. Pardon Hüseyin hocam. Evet. Yeni açılan bölümlerimizi tekrar edelim mi? İhtiyaç var mı? Yani biraz önce ben o zaman tekrar edeyim isterseniz. Turizm rehberliği, uygulamalı bilimler, eczane hizmetleri, ilk ve acil yardım,
ağız ve diş sağlığı, iş ve uğraşı terapisi, odyometri, tıbbi görüntüleme, özel güvenlik ve koruma, geleneksel Türk sanatları bölümümüz açıldı. Belki geleneksel Türk sanatları ile ilgili Murat hocamız birkaç şey belirtmek ister. Ben ona arzu ederseniz mikrofonu vereyim. Buyurun hocam. Evet. Tabii üniversitemizde yeni açılan programları Hüseyin hocamız bahsetmişti. Sanat Tasarım Mimarlık Fakültemizde de bu yıl geleneksel Türk sanatları bölümümüz Yükseköğretim Kurulumuz tarafından 40 kontenjanla öğrenci alımı izni verilmişti. Tabii biz Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi genel olarak çoğu bölümümüz özel yetenek sınavı yapmaktadır. Tıpkı spor bilimlerimizde olduğu gibi. Bizde tabii baraj TYT'den 150 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz özel yetenek sınavımıza ilan ettiğimiz kılavuz dahilindeki takvime göre başvurdular. Biz bugün neticelendi hatta ilk aşama özel yetenek sınavı. Şimdi resim bölümümüz ve geleneksel Türk sanatları bölümümüz tekrar ikinci ek yerleştirmeye başvuracaklar. O takvim tekrar belirlendi, ilan edilecek web sayfamızdan. Fakat tabii şöyle bir durum oldu bu arada. TYT'den 150 olan baraj puanı 140'a düşürüldü biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığımızın kararı ve Yükseköğretim Kurulumuzun kararları ile tüm üniversitelerde TYT'de baraj puanı 140'a düşürüldü. Dolayısıyla biz şu an ek yerleştirmede 140 ve üzeri alan öğrencilerimizi başvurularını alacağız. Tekrar bu başvurular ilk başvuruda olduğu gibi yine üniversitemiz web sayfasından gerçekleştirilecek. Ondan sonra belirlediğimiz akademik takvime göre bu da 5 ila 15 Eylül arası başvurular devam edecek. 15 Eylül'den sonra da yine ilan edilecek. Bir aşamadan oluşan bir yetenek, özel yetenek sınavı yapacağız. Dolayısıyla biz sanata düşkün ve bu alanda çalışmak isteyen, kültür sanat faaliyetinde bulunmak isteyen sosyal yönü kuvvetli arkadaşlarımız, gençleri fakültemize, geleneksel Türk sanatları bölümümüze ve resim bölümümüze bekliyoruz. Çünkü çok donanımlı bir kadromuz var. Zaten Karaman bu yönden de hem kültür sanat yönünden de oldukça zengin. Üniversitemiz, yerleşkemiz malum. Daha önceki birçok programlarda da defaten vurgulandı. Gerçekten ülkemizde iki üniversiteler içerisinde oldukça güzide bir yere sahip. Yerleşke açısından yerleşkesini tamamlamış, olgunlaşmış bir üniversite. İçerisinde sosyal mekanları, donatıları, toplulukları, öğrenci toplulukları, konferans salonlarından diğer alanlarına, marketinden işte uygulama oteline varana kadar gerçekten çok donanımlı. Bunu son zamanlarda tıp fakültemiz, dolayısıyla hastane ve diş hekimliği fakültemiz, yine onun da uygulama araştırma hastanesi olmak üzere sağlık açısından da sonsuz imkanlara sahip. Dolayısıyla yerleşke içerisinde çok kuvvetli olan bu sosyal imkanlardan öğrencilerimizin de yararlanma imkanı bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimizi ek yerleştirmeye, özellikle 140 ve üzeri alan öğrencilerimizi ek yerleştirmeye başvurmalarını bekliyoruz. Kontenjanlar müsait. Başvurdukları anda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemizin birer öğrencisi olacaklardır. İnşallah. Hocam hemen diğer soruya geçmek istiyorum müsaadenizle. Dursun Hocam'la ilgili bu soru. Aşı olmak istemeyenler sürekli PCR testi vermek zorunda mı? Ceren Kara'nın böyle bir sorusu var. Bununla ilgili yine iki soruyu beraber sorayım hocam. Okulların açılması vaka sayısını arttırır. Okulların kapanma ihtimali var mı? Böyle bir kötü haberle karşı karşıya kalabilir miyiz? Mütercim Hanım böyle bir soru sormuş. İki soru birden. Evet. Bir PCR test, diğeri de kapanma ihtimali var mı? İkisi de güzel soru. Umarım o mütercim hanım veya bey, mütercim erkek mi acaba, tercüman? Mütercim hanım yazıyor hocam. Hanım diyor. Hanım diyor. İyi niyetle soruyorsa hep beraber üniversiteyi açacağız. Şimdi PCR testi zorunluluğu var mı? PCR nedir? PCR ucu pamuklu bir plastik bir şeyin, tüpün,
içinin hastanın boğazından ve burnundan sokularak oraya. Yani kulak çöpünün büyüğünün, uzununun. Ha, kulakları sildiğimiz şeyin onun uzunu. Uzunu, evet hocam. Ben 5 kere yaptırdım, çok iyi biliyorum ve çok berbat bir şey hocam. Ha, yaptırdınız, çok aşı olmaktan kötü yani. Kötü, çok kötü. Çünkü öğürme refleksinizi evet. uyarır. Yani burnunuzdan soksanız da burnun arkasına geniz dediğimiz bölgeye uzanıp oradan aldığı için kümeleşme orada. Buradan da yutağın arka duvarına değdiği için tamamen kusma refleksini uyaran zor, kötü bir şey. Bu şey, şimdi PCR zorunlu mu? Evet. Her 48 saatte bir PCR getirmek zorunda aşı yaptırmayan arkadaşımız. Mesela nasıl olacak bu 48 saatte bir? Çok basit bir şey değil, çok zor bir şey. Pazartesi, salı günü derse fakülteye girebilmesi için pazar günü akşam yaptırmış olması lazım veya en geç pazar günü akşam veya pazar günü vermesi lazım. Pazartesi sabah sonucunu alıp o sonuçla beraber fakülteye derse. Ya burada bir de zamanlama da var. Tabii yani dedi. Pazar günü verirse sonuç, ki bizim buradaki sonuç ertesi sabah 9'a kadar çıkıyor. Alıp pazartesi salı derse girebilir. Hemen arkasından çarşamba. Peki çarşamba perşembe için nasıl yapacak? Salı günü yani izinli olduğu gün fakülteye gelme, üniversiteye gelme izninin olduğu gün tekrar PCR testi vermeye gidecek. Bu çarşamba perşembe gelmesini sağlayacak. Cuma günü gelebilmesi için de tekrar perşembe günü bu sefer test vermeye gidecek. Onunla da perşembe günü verecek. Cuma sabah sonucunu alıp gelecek. Yani bu zorunlu. Bana kalsa ben aşıyı zorunlu kılarım. Yani eğer karar verme yetisinde olan ben olsaydım çok açık söylüyorum. Aşıyı zorunlu kılardım. Aşı şeyden çok daha kolay. Yapılması, uygulanması vesaire açısından çok daha kolay. Yararı açısından da çok daha kolay. Çok daha iyi, çok daha faydalı. Şimdi bütün bu güçlükleri göze alıp da arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, üniversiteye gelecek olan arkadaşlarımız ben yok PCR yaptıracağım, aşı olmuyorum diyorlarsa çok akıllı bir davranış, daha doğrusu hiç akıllı bir davranış göstermiyorlar. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bak, üniversiteye gelen bir adam, birisi, bir genç delikanlı bilim peşinde koşuyor demektir. Bilim yuvası burası. Eğer bu insan bilime inanıyorsa buraya gelecek. Bilime inanmıyorsa bizim fakülteye, edebiyat fakültesine, mühendislik fakültesine niye geliyor ki? Ha, burası çok önemli bir. İkincisi, eğer o zaman siz bilime inanıyorsanız, inanmıyorsanız zaten gelmeyin. İnanıyorsanız mühendisliğe gelirken, edebiyata gelirken, diş hekimliğine gelirken, o zaman bilimin şart koştuğu bir başka şeye de inanacaksınız. Aşı. Evet, aşı. Aşıya da inanmak ve yapmak zorundasınız. Hocam bugün, bununla ilgili aslında devamında bir soru var. Onu da müsaadenizle sorayım. Öylece devam edelim. Diyor ki Ahmet Çalık, bir sınıftan biri COVID olursa tüm sınıf karantina alınacak mı? Karantina sürecinde sınıf online eğitim görecek mi? Gibi bir soru sormuş. Aslında bu tip sorular çok geliyor. Yani PCR testi şu bu oldu ama birinde COVID çıktı. Diğer öğrenciler ne yapacaklar? Sınıf tamamen online eğitime mi geçecek? Tabii bu konuda YÖK'ün alınmış bir kararı yok. Benim duyduğum kadarıyla bizim üniversite bu konuda bir karar alacaksa YÖK'ün, Yüksek Öğretim Kurumu'nun alacağı bir kararla karar verecek. Ha, bana sorarsanız ne olur? Bana sorarsanız tek o sınıf izolasyon sürecinde tadil edilebilir. Aslında tabii gençlerde ağır hastalık ve ölüm oranı bu yeni varyantlarda biraz ağır hastalık oranı var ama ölüm oranı çok yüksek değil. Burada korunacak olan yine bizim gibi yaşlılar. Ben yaşlı bir insanım. Burada öğretim üyesi olarak bulunurken esas benim korunmam gerekiyor. Onlar, ama ben 3 aşımı da oldum.
3 aşımı da yaptırdım. Belki 3 ay içinde 4. aşımı da olacağım. Hiç çekinmeden de bunu yapacağım. Yaptırıyorum. Eşim de 70 yaşında. O da aşısını oldu. Biz de aşılarımız olduk. Ben doktor olarak aşım oldum. Diğer hocalarım da bütün aşılarını oldular. Yani şimdi burada üniversitenin neredeyse bütün hocaları, ki biz hocaların mutlaka olmuş olduklarını düşünüyoruz. Ve üniversite personelinin de olması gerektiğini düşünüyoruz. Her sabah ben arkadaşlarımla da bugün konuştum. Üniversitede aşı olmamış kimse kalmayacak. Görevli arkadaşlardan aşılar tamamlanacak. Esas risk altında olan onlar değil. Risk altında olan üniversite hocaları, üniversitenin diğer yaşlı elemanları. Dolayısıyla bu genç arkadaşlarımız, bilime inanan bu genç arkadaşlarımız buraya gelirken mutlaka aşılarını, en az iki doz BioNTech aşısını veya mRNA, BioNTech biraz özel firma ismi gibi oldu ama dünyada FDA onayı, FDA ne demek? Amerikan İlaç Dairesi. Bütün dünyada ilaçlar neredeyse oradan önce onaylanır. Amerikan İlaç Dairesi'nden, FDA'den kalıcı kullanım izni alan tek aşı. Bakın, Amerika kendi ürettiği iki aşıya da onay vermedi henüz. Kalıcı onay vermedi. Geçici onayla aşılar yapılıyor. İngiltere öyle. Onay vermediler. Sadece BioNTech aşısına dünyada Amerika onayı verdi. Kalıcı onayı verdi. Avrupa Birliği zaten BioNTech'i kabul ediyor. Burada gençlerde de, ki şu anda her yerde her iki aşı da var. Sinovac aşısı da var. BioNTech aşısı da var. Ama immünite açısından, Türkçe söyleyeyim, bağışıklama açısından, yani vücutta direnç getirme, meydana getirme açısından BioNTech'in Sinovac'tan daha üstün olduğu kabul ediliyor. Bir kere bu aşikar. Ama yan etki açısından biraz BioNTech Sinovac'a göre biraz daha yüksek. Ama mesela benim dün kardeşim aşı oldu, dün sabah Sinovac oldu. Akşam 39 ateşi vardı. Yeğenim oldu, 39 ateşi vardı. Ha, olur, bugün geçti, düzeldi. Yani problem yok. Aşıdan sonra 1-2 gün biraz, evet. Bazen sistemik ateş, bazen lokal ateş yapıyor. Peki sınıf tadil edilir mi, sınıflar? Ha, şunu söyleyeyim, tabii çok sınıfı olan fakülteler de tadil edilebilir. Sadece o sınıf tatile girebilir. Fakültenin diğer sınıflarını tatil etmenin bir gereği yok bana göre. Bunu geçen sene de Avrupa Birliği ülkeleri ilkokullarda bile böyle yaptılar. İlkokulda, ortaokulda, lisede okullar tatil edilmedi. Sadece korona enfeksiyonu görülen sınıftaki çocukların okula gelmemesi istendi. O kadar. Diğer sınıflar eğitimlerine aynen devam ettiler Avrupa Birliği'nde. Benim çocuğum da Avrupa'da okuduğu için oradan biliyorum, o kendisi anlatıyor. Kimse tatil edilmedi. Bizde tatil edilebilir mi? Ancak bu kadar, böyle edilebilir ama bunun içinde bir YÖK'ün kararı geliyor. Ama evet. Benim fakültemde zaten tek sınıf var, tıp fakültesinde. Evet. Diş hekimliğinde iki sınıf var. Biz o tek sınıfta teneffüs problemi de yok. Aynı saat, tek saate çıkacak. Ama iki sınıf, mesela üç sınıf, dört sınıf çıkanları ayarlayacağız. Tabii diğer fakültelerimiz falan da var. Diyelim saat başında çıkacak, öteki 10 geçe çıkacak, öteki 20 geçe. Evet. O sırada öteki girmiş olacak. Arada 3-5 dakika bir boşluk. Bunun şeyde yapılacak, yani normal standart salgın öncesi eğitim, öğretim gibi Allah-u Alem olmayacak. Bunun öğrencilerin giriş dönemde, çıkışları bir üniversite tarafından veya YÖK'ün gönderdiği bir yönergeye uygun olarak yeniden düzenlenecek. Tabii Milli Eğitim de zaten böyle karar aldı. Mesela birinci sınıflar diyor, işte saat başı çıkacak. İkinci sınıflar çeyrek geçe çıkacak. Onlar 10 geçe diyelim içeri girecekler veya çeyrek geçe içeri girecekler. 5-10 dakika sonra öteki sınıf çıkacak. 5-10 dakika sonra öteki çıkacak. Bütün sınıflar aynı anda teneffüse çıkmayacaklar. Anladım. Yani evet. Aynı anda teneffüse çıkarlarsa çok yoğun bir hareket olacak. Yakın bir temas olacağı için fakülteler, üniversiteler, ilkokullar, ortaokullar bunları ayarlayacak. Ama evet, benim fakültemde böyle bir şey zaten evet, söz konusu değil. İlk defa birinci sınıf. Evet. Diş hekimliği fakültesi 2 Aralık yapabilir sadece.
Bunlar planlanıyorlar. Yani biz aynı zamanda öğrencilerimizi korurken, genç arkadaşlarımızı korurken kendimizi de koruyacağız burada. Yani tabii. Biz de ciddi bir risk altındayız. Hocalarımız ciddi bir risk altında. Herkes kendisini de korumakla mükellef. Aynı zamanda karşıdakini de koruyacak. Ben size hani Amerika'da bir bayan belediye otobüsüne binmiş ve işte markette miydi tükürmüş. Oradakilere ben Covid'liyim demiş bir de tükürmüş ondan sonra. 2 yıl hapis cezası verdiler. Geçen hafta gazetede vardı. Yani kimsenin böyle bir davranış göstererek karşıdakini de tehlikeye atmaya hakkı yok. Kendisi hasta bile olsa. Ha ben hastayım siz de hasta olun. Siz de ölün geberin gibi böyle bir davranış. Evet. Doğru değil. Nedir o? Narsist böyle psikopat evet. insanlara mahsus bir şey düşünce evet. tipi. Hocam teşekkür ediyorum. Epey bir soru var. Diğer aslında sorudan ziyade Rektör Yardımcım Profesör Doktor Hüseyin Muşmal hocama bir soru ve özellikle bu yaz döneminde ölü dönem olarak tüm Türkiye'de, tüm dünyada dilendirdiğimiz bir dönem vardı. Evet. Ama biz bu dönemde Karaman için özel bir anlamı vardı bu yılın. Var, halen var. Yunus Emre ve Türkçe yılı. Evet. Bunu defaatlerce kez söyledik ve programlar yaptı, programların ismini koyduk. Bununla ilgili de çok şey yapıldı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemizde. Yunus Emre yılı, Türkçe yılı ile ilgili. Siz neler söylersiniz hocam? Çok teşekkür ediyorum. Tabii 2021 yılı başında Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanımız kararnamesiyle 2021 yılı hem Yunus Emre yılı hem de Türkçe yılı ilan edildi. Hatta kararnamenin ifadesiyle Yunus Emre ve Türkçe ile ilgili faaliyetlerin yıl boyunca özellikle hem yurt içi temsilcilikleri, kurumları, kuruluşları hem de yurt dışı temsilciliklerinde düzenli olarak bu yıla dair faaliyetler yapılması yönünde bir karar da ifade edildi. Cumhurbaşkanımızın bu kararnamesiyle aslında başta üniversiteler olmak üzere bu durumu kendisine vazife olarak gören kuruluşlar sene başından itibaren etkin bir şekilde bu faaliyetleri yürütmeye başladılar. Rektörümüz Profesör Doktor Namık Ak hocamızın Şubat ayının başında neredeyse bu kararname ile aynı zamana denk düşen rektörlük atamasıyla birlikte ilk işi de besmeleyi çektikten sonra devir teslim töreninde biz gelmedik kavga için bizim işimiz sevi diye açıkça ifadesiyle Yunus Emre yılına da bir vurgu yaptı. Bu aslında bir ön söz, bir girişti. Rektörümüzün bu ifadesiyle Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin Yunus Emre ve Türkçe yılını sırtlanacağı ve bu yılla ilgili olarak da kendisine önemli bir vazife çıkardığını açıkça beyan etmiş olması anlamına geliyordu. Çünkü bu kararnamenin ifadesi Yunus Emre ve Türkçe. O zaman aslında Karaman bir bakıma işaret edilmiş oluyordu. Neden? Biz tarihçiler olarak en azından burada Yunus Emre ile ilgili çalışmalar yürüten tarihçiler olarak Yunus Emre Hazretleri'nin Karaman'da metfun olduğunu düşünüyoruz. Sadece bu düşünce değil, aynı zamanda Osmanlı arşivlerinde, bizlerin de çalıştığı belgelerde açık bir şekilde, özellikle 18. yüzyıl, 19. yüzyıla dair belgelerde açık bir şekilde Larende'de metfun Yunus Emre türbesi, Yunus Emre tekkesi diye de ifadesini bulan belgelerden hareketle, onlardan mülhem, biz Yunus Emre'nin Karaman'da Hazreti Yunus'un metfun olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda hepimiz biliyoruz ki biz Türkçenin başkenti, Türk dilinin başkenti Karaman'dayız. Öyleyse Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesi bir bakıma Karaman'ın işaret edilmesi anlamına geliyordu. Elbette ki Yunus Emre evrensel bir değer. Yunus Emre'ye ülkemizin pek çok bölgesinde, pek çok şehrinde insanların sahip çıkması son derece gurur verici. Bundan hiç gocunmamak lazım.
Yani bu çok önemli bir mesele. Ama biz Karaman'da Metfun Yunus Emre Hazretleri'nin ve Türkiye'nin başkenti Karaman'da bu kararname ile bir dizi etkinlikler, faaliyetler yapmaya başladık. Rektör hocamızın ısrarla altını çizdiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü hemen göreve başlar başlamaz bununla ilgili olarak bir koordinatörlük oluşturdu ve bu koordinatörlüğün başına bu sorunun sahibi olan Muhammed Ali Urak Bey'i de görevlendirerek ilgili fakülte ve yüksekokullarda felsefeden tarihe, Türk dilinden edebiyata, efendim folklora kadar Yunus Emre'nin konu olduğu, Yunus Emre Hazretleri'nin yaşadığı dönemin konu olduğu alanlarda çalışan meslektaşlarımızın dahil olduğu geniş bir koordinasyon grubu oluşturarak çalışmalara başladı. Şimdi bunları izleyicilerimiz yakinen biliyorlar. Ben şöyle geçen gün ne kadar faaliyet yapmışız Yunus Emre ve Türkçe ile ilgili diye bir karıştırayım dedim. Siz daha da hakimsiniz o konuya. Çok sayıda, yani belki 50'nin üstünde konferans, panel, çalışmalar gerçekleştirmişiz. Neler yapmışız? Hazreti Yunus'un efendim atası olduğunu bildiğimiz Hacı İsmail Tekkesi'nin ziyaretinden başlayan ve bugüne kadar gelen süreçte Hazreti Yunus ile ilgili çok sayıda program yapmışız. Yani ona ait olan yılı anma adına belki ekranda da bunların bir kısmı görülüyordur. Dinletiler, müzik dinletileri yapmışız. Konserler gerçekleştirmişiz. Halka açık olan Aktekke'deki evet. Fatih Çıtak evet. Hoca'nın geldiği konser. Tabii o başta olmak üzere çok sayıda konserler yapmışız. Efendim paneller düzenlemişiz. Konferanslar organize etmişiz. Ve bunların aslında belki de sonunda gerçekleştireceğimiz bilimsel bir faaliyet olarak da Yunus Emre Hazretlerini anma adına Yunus Emre ve Türkçe Bilim Şöleni adıyla 7-9 Ekim 2021 tarihinde ulusal ve uluslararası katılımlı muhteşem bir bilgi şöleni gerçekleştireceğiz. Belki şöyle aklından geçiyor olabilir bizi izleyenler. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi bu derece yoğun kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştiriyor diye. Aslında belki bu faaliyetlerin önemli bir kısmı görünmeyen ama bizim yoğun olarak çalıştığımız faaliyetler. Bunları da bu sorunuz vesilesiyle paylaşmak istiyorum. Rektörümüzün bilgisi dahilinde Türkiye'de Yunus Emre Divanı çalışanların ve özelde Yunus Emre çalışanlarının davet edildiği büyük bir çalıştay planladık ve bu çalıştayın hazırlıkları devam ediyor. Bilindiği gibi. Bu çok önemli bir konu hocam. Yani evet. Bunu Yunus'un Gönlü Çalabın Tahtı programında da konuştuk. Yani Yunus Emre Divanları Türkiye'de var. Hatta Vatikan nüshası yeni çıktı falan. Evet. Ama nüshayı kadim diyebileceğimiz en eski Karaman. Nüsha Karaman nüshası. Karaman nüshası. Bunu ben zatenize de değişik vesilelerle konuştuğumda yani bunlar bir araya getirilip bir tahkik çalışması. Tabii. Çünkü Batı kendi tahkikini bitirdi. İran dahi bitirdi. Ama bizim İslam dünyasının geleneksel metinleri dini metinleriyle ilgili daha tahkik çalışması çok düşük seviyelerde hem de inanılmaz derecede düşük seviyelerde. Hı hı. Bu mesela Yunus Emre Divanı içinde geçerli. Tabii. Yani üniversitemizde Yunus Emre Divanı çalışan akademisyenlerimiz var. Mesela Türk Dili bölümünden Profesör Doktor İdris Nebi Uysal başta olmak üzere yine şehrimizde Yunus Emre Divanı çalışan araştırmacı hocalarımız var değil mi? Yusuf Yıldırım Hoca gibi. Türkiye'de de Yunus Emre'nin farklı nüshalarını çalışan çok sayıda kıymetli akademisyenler var. Bu nedenle biz, ben tarihçiyim. Türk Dili Edebiyatı alanında ki bir mevzuyla ilgili konuşuyorum. Alanın hocaları bağışlasınlar. Ancak tarihin de konusu olduğu için rahatlıkla konuşabiliyorum. Yunus Emre Divanı ile ilgili çalışanları Karaman'da buluşturacağımız bir çalıştayın hazırlığı devam ediyor. Belki bununla ilgili önümüzdeki süreçlerde edisyon kriterlerinde
kritikleri yapan, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu çalışmaları yürüten insanları da bu vesileyle Karaman'da buluşturmuş olacağız. Şimdi üniversitelerin, Muhammed Ali Bey, en önemli özelliklerinden biri bilim yuvaları. Ama sadece bilim değil tabii ki. Bilimin içinde de olan kültür ve sanatla ilgili de misyonları var. Yani bir şehrin tanıtımında rektörümüzün sıklıkla ifade ettiği gibi sanat ve sporun çok önemli yeri vardır. Üniversitelerde sadece bilim üretilmez. Bilgi üretilir, bilgi yayılır ama bunun yanı sıra üniversiteler kültür ve sanat alanlarıyla da uğraşırlar ve bu şehirle birlikte bu faaliyetleri organize ederler. Pratik hale getirmek yani. Tabii ki. Biraz sonra belki sanat kısmı ile ilgili kıymetli hocam Murat Ertekin hocam bahsedecektir onun alanı ama kültürel faaliyetlerle ilgili bu bilgi şöleninin yanı sıra Yunus Emre ile ilgili, Hazreti Yunus ile ilgili Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Türkiye'de ilk sayılabilir, devamı sonradan geldi, özel sayı çıkartmıştır. Ve Türkçe özel sayısı olarak yabancılara Türkçe öğretimi adıyla Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi EFAD dergisi özel bir sayı yayınlamıştır. Belki 3-4 ay oldu. Şimdi yine bu yıl sonunda yine Hazreti Yunus'la ilgili bir özel sayı tekrar EFAD dergisi olarak çıkartacaktır. Üniversitemizde bilimsel faaliyetler bu anlamda Yunus Emre ve Türkçe ile ilgili devam etmektedir. Bunu özel olarak ifade şöyle etmek bir isterim. Şöyle şey diyebilir miyiz hocam? Bu Yunus Emre yılı Karaman özelinde söylüyorum. Karaman'da kamu kurumları, valilik, belediye, üniversite anlamında söylüyorum. Üniversite cephesinden dolu dolu bir şekilde geçti ve geçiyor. Üniversite ciddi anlamda işler yaptı ve yapacak. İşte sempozyumdan, bilgi şöleninden bahsettik. Evet. İşte Çalıştay'dan bahsettik. Evet. Daha yıl bitmedi. Bitmedi tabii evet. ki. Yani valiliğimiz de, belediyemiz de, Karaman'daki kurum ve kuruluşlar da üniversite kendine düşeni hakkıyla yaptı diye. Tabii bunları devam ettiriyor. Şüphesiz bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Her hafta sizin koordinatörlüğünüzde yapılan Yunus Emre ile ilgili program zaten başlı başına arşivdeki yerini alıyor. Yani söz uçar yazı kalır. O programlar tekrar tekrar daha sonraki süreçlerde izleniliyor. Hazreti Yunus'la ilgili pek çok şehrin ileri gelen Yunus Emre'ye dair sözü olan söyleyecekleri olan insanlar KMÖ TV vesilesiyle vasıtasıyla aslında burada Yunus Emre yılı ile ilgili çok güzel tarihe not düşüyorlar. Bunlar belki şu an için dişe dokunur gibi görünmüyor olabilir. Bence çok önemli ve dişe dokunur ama yarına dair gerçekten çok önemli işler olarak karşımıza çıkacak. Öncelikle bu vesileyle de hem rektörümüze hem de size teşekkür edeyim. Rektör hocamızın direktifleriyle zaten bu işleri yapıyoruz. Alan açtığı için, bize imkanlar sağladığı için bu işleri yapmış oluyoruz. Alan açılmasa, hocamız böyle bir şey kendi projesi sonuçta şey yapmasa zaten yapılmaz. Ki üniversitede bu anlamda ciddi işler yapılır ki yapılacak yıl sonuna kadar da. Tabii ki. Yani üniversite bu işleri yaparken bilimsel çalışmaları ihmal ediyor da değil. Yani biz bu salgın sürecini daha verimli, daha etkin bir şekilde kullanmak istediğimiz için bu yaz döneminde bu döneme dair çalışmaları hızlandırdık. Ama ben size 14. yılı kutladığımız bu yılla ilgili bugüne kadar Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin 15 yılda hemen söyleyivereyim 67 uluslararası 1500'e yakın ulusal araştırma projesine imza attığını hemen altını çizerek ifade etmeliyim. Bunun bakın 41'i Avrupa Birliği projesi, 5'i COST, efendim biri Dünya Bankası'nca desteklenen, 3'ü uluslararası ikili işbirliği programı kapsamında, 17'si diğer uluslararası projeler olmak üzere 67 uluslararası bilimsel araştırma projesi ve bakın TÜBİTAK tarafından desteklenen 55 projemiz, biraz Murat Hocam'ın alanına girmiş gibi oldum, bağışlasın. KMÖ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nda desteklenen 400, Akademik Gelişimi Destekleme Projesi kapsamında da desteklenen
58, Santez projesi kapsamında desteklenen 6, efendim özel kuruluşlarca desteklenen 23, yükseköğrenim kurumları tarafından desteklenen 708 olmak üzere toplamda 1500'e yakın araştırma projesi gerçekleştirilmiş Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde. Şu anda devam edenleri de hemen söyleyivereyim. Onu TÜBİTAK, bakın hali hazırda onu TÜBİTAK, biri Mevka Kalkınma Ajansı olmak üzere, biri KOP olmak üzere, biri de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanı, yani KOSGEB olmak üzere de çok sayıda devam eden projelerimiz var. Bu projelerimizle birlikte yine milli buğdayla ilgili çalışmaları yürüten Profesör Doktor Nevzat Aydın hocamız başta olmak üzere çok sayıda bilimsel projelerde bu vesileyle yürütülüyor. Bu projelerin sonuçları, araştırma sonuçları makaleler olarak ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanıyor. Tabii bunları halka mal etmediğimiz için, daha çok bilim camiası tarafından bilindiği için belki KMÖ TV'de bunlar dile gelmiyor. Bu nedenle de Hazreti Yunus'un sesini daha fazla işitiyoruz. Keşke bu sesi daha fazla işitmeye inşallah devam edelim. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi aslında üniversitemizin Yunus Emre Yılı ile ilgili faaliyetlerinden bahsettik. Gelen sorular var, onları da soruyoruz. Birçok farklı konular. Çünkü üniversite birçok alanın bir araya getiren kurum aslında üniversiteler. Yine farklı bir şey, bir konu var hocam. Üniversitemizden mezun olup bugün dünyaya mal olmuş sporcularımız var. Değerli sporcularımız var. Ben ilk bu sporculara biz devamlı görüşüyoruz. Eğer arkadaşlar hazırlayabilirlerse Recep Kara, yani birçok diğer sporcularımız, baş pehlivan, Kırkpınar baş pehlivanı. Evet. Bir ufak bir video göndermiş bize. Evet. Onu bir müsaadenizle seyredelim, bir şey yapalım. Bir dakikalık falan bir böyle bir es verelim. Tabii arkasından diğer baş pehlivanımız Ali Gürbüz, yine hakeza Mehmet Yeşil, Söner Demirtaş, Batuhan Bozkurt, Reyhan Yılmaz. Bunların da kısa kısa şeyleri var. Arkadaşlarımız eğer şöyle hazırlayabilirlerse bunların hepsini değil de kısa kısa. Mesela ilk başta kimi demiştik biz? Recep Kara'dan başlayabilirsek olur mu? Ali Gündüz'den, peki Ali Gürbüz'den başlıyoruz. Onların videolarını seyredelim çünkü bunlar Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden mezun olup Türkiye'yi ve tüm dünyayı, ülkemizi de dünyada temsil eden milli sporcularımız. Mesela Ali Bey milli güreşçimiz. Evet, birazdan belki ona değiniriz. Yani Tokyo 2020 olimpiyatlarına katılmış, evet, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi mezunu Tahak Gül ve Nur Tatar var. Nur Tatar var. Tahak Gül de, evet, gümüş madalya kazanarak biz ülkemizi iftiharla orada temsil etti. Değil mi? Ali Gürbüz, evet, Ali Gürbüz'ün bir mesajı var. Onu hemen alalım. Hazırsa eğer. Ben Kırklar Başbeyliman Ali Gürbüz. 2011, 2012, 2019 ve 2021. Bize gelmiyor ses, pardon. Tarihi Kırklar, Türkiye Cumhuriyeti Başbeylimanıyım. Aynı zamanda milli sporcu. Gençlerde Avrupa üçüncülüğü ve dünya üçüncülüğü derecelerim var. A milli takım ile de Avrupa Kupası, Dünya Kupası, Grand Prix'ler ve birçok uluslararası turnuvalarda ülkemi temsil ettim ve madalyalar kazandım. Aynı zamanda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi mezunuyum. Hem eğitim hayatımı hem spor hayatımı bir arada yürütmemde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin birçok faydaları oldu. Siz de ülkemizi milli takım ile dünyada temsil etmek ve al yıldızlı al bayrağımızı göklere çıkartmak istiyorsanız Karamanoğlu Kimi Mehmet giriyoruz? Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Tamam. Ben devam edeyim. Hocam size bağlı değil mi burası? Evet. Hocam yayına sesim gitti. Recep Kara'yı hazırlayabilirsek eğer bir yerden de Hüseyin Muşmal hocamla, rektör yardımcımla bu konuyu konuşalım. Üniversiteden, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden mezun olup ve biraz önce söylediğimiz gibi tüm Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş sporcularımızla, Nur Tatar'dan bahsettik. Tokyo olimpiyatlarında. Tekvando'da, değil mi? Nur Tatar katıldı. Yine güreşte Taha Akgül. Taha Akgül var. Ali Gürbüz var. Ali Gürbüz. Mehmet Yeşil Yeşil.
Efendim söyleyeyim, Soner Demirtaş. Evet. O herhalde Soner Bey güreşçi miydi hocam o da? Bizim üniversitemizde hemen web sayfamızda bunların böyle detaylı güreş bilgileri var. Özellikle geleneksel sporlarımızda güreşte başarı kazanmış sporcularımız. Tekvando'da yine hakeza. Yine Batuhan Bozkurt var, evet, milli Batuhan güreşçimiz. Bozkurt, ve evet, çok enteresandır. Bir engelli kardeşimiz. Yine Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin mezun olan Reyhan Yılmaz kardeşimiz. Paralimpik gol bol oyuncusu. Evet. Onların da videoları arkadaşlar. Kısa kısa rica ediyorum. Kim veriyoruz? Recep Kara. Evet, Recep Kara'yı verelim. Onun da bir bize gönderdiği bir kısa mesaj ve şey var. Buyurun. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Kırkpınar Başpehlivan'ın milli güreşçi Avrupa şampiyonu Recep Kara. Spor bilimlerinde okuyacak genç arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizi benim de mezun olduğum Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne davet ediyorum. Gerek eğitim kadrosu, gerekse fiziki koşulları gerçekten Türkiye'de üst seviyede bir okul. Tüm şampiyonların okuduğu okula Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nize bekliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani aslında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne mezun olup dünyaya mal olan, bu bizim bildiğimiz arkadaşlarımız daha önceki dönemlerde de var. Birçok arkadaşımız var. Sadece spor alanı anlamında değil, devletin değişik kademelerinde çok ciddi görevler almış, evet, arkadaşlarımız. Tabii. Yakın zamanda zannedersem bir kaymakam. Evet, siyaset ve kamu yönetimi bölümü mezunu bir mezunumuz da kaymakamlık sınavında, son kaymakamlık sınavında başarılı olarak bir ilçemize kaymakam olarak atandı. Tabii şampiyonların üniversitesi aslında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Gerçekten bunu yani net bir şekilde ortaya koymuş. Biraz önce Recep Karabey'in de ifadesiyle Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne davet ediyor ya, kendisi de bir şampiyon olarak, Avrupa şampiyonu olarak, hı hı, pek çok sporcumuz kendi branşlarında Avrupa ve dünya olimpiyatlarla ilgili dereceler almış önemli sporcular. Bu sporcularımız Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi mezunu. Bu sene de özel yetenek sınavımız yapıldı. Yine millilerimizden özel yetenek sınavımızda başarılı olarak üniversitemize yerleşen sporcularımız var. Ne güzel bu. Soner. Peki Soner Bey'den sonra Reyhan Hanım'ı koyalım ve bitirelim. Evet. Soner Bey. Merhaba arkadaşlar. Ben Soner Demirtaş. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliğine 2006 yılında mezun oldum. 2015 yılında katıldığım ilk Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan şampiyonluklar elde ettim. 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. 2016 Rio Olimpiyatlarında üçüncülük elde ettim. Spor kariyeri küçük yaşlarda başlayan bir kariyerdir. Ben üniversite yıllarımda en iyi şekilde kariyerimi devam ettirdim. Birçok şampiyonluklar, madalyalar kazandım. Siz de bayrağınızı, ülkenizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorsanız Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Merhaba, ben Reyhan Yılmaz. Kadın golbol branşında milli takımda sporcuyum. İyi, tamam. 20 yaşındayım, görme engelliyim. 2017 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliğim. 2018 yılında Dünya Şampiyonası'nda Dünya ikinciliğim var. Ve bu senede Tokyo 2021 Paralimpik oyunlarına hazırlandım ve şu an Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında maçlarda yarışıyorum. Bu süreç içerisinde üniversiteden ve hocalarımdan çok destek gördüm, çok destek aldım. Bu süreçte anlayışlı bir üniversitede ve anlayışlı hocaların arasında olmak çok önemli. Bu yüzden Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni seçmenizi öneririm. Reyhan Yılmaz. Evet, direkt arkadaşlar doğrudan Reyhan Hanım'ı sıraya koydular. Aslında şöyle bir giriş yapayım. Bir cümle söyleyeyim. Reyhan Hanım görme engelli bir kardeşimiz. Buradan mezun oldu. Ve paralimpik golbol oyuncusu. Dereceler var. Kendisi zaten uzun uzadıya bahsetti. Hüseyin Hocam. Yani onu söylemiştim Muhammed Ali Bey. Şampiyonların tercihi, evet. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Buna dair birkaç istatistik paylaşayım. Tabii ki. Yeri gelmişken. Daha önce BESU olan ama son zamanlarda spor bilimleri fakültesi olarak artık bir fakülte hüviyetine kavuşmuş olan birimimizde yapılan özel yetenek sınavına
başvuranların sayısı da bunu gösteriyor. Bakın Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Yani 1417 erkek, 727 kadın sporcu adayımız spor bilimleri fakültesi sınavına başvuruyor. Ve bu başvurularda Türkiye ortalamasının hayli üzerinde. Çok şeffaf, çok iyi organize edilmiş bir özel yetenek sınavı gerçekleştiriliyor. Orada gerçekten işini iyi bilen spor bilimlerinde hocalarımız var. Bu sınavlarda 4 gün boyunca titiz bir şekilde sınavları yürüttüler. Ve beden eğitimi spor öğretmenliğimize 40, antrenörlük eğitimine 53, antrenörlük eğitimi ikinci öğretime 40 olmak üzere önemli oranda sporcumuz spor bilimleri fakültemize yerleşti. Yani çok sayıda tercih alan bir spor bilimleri fakültesine sahip durumdayız. Şimdi sıradaki videomuz hazır mı arkadaşlar? Mehmet Yeşil, evet Mehmet Yeşil arkadaşımızın da bir mesajı var. Hem üniversite öğrencilerimize hem de tercih eden, belki bilmiyorum, eksik yerleştirme için şeyimiz var mı? Tabii ki. Şimdi bu özel yetenek sınavımızda %100 doluluk oranına sahip olduk. Ama spor yöneticiliği bölümümüzün ek yerleştirmesinde öğrencilerimizi bekliyoruz. Orada uygun kontenjanlarımız var. Birinci, ikinci ek yerleştirmelerde. Gerçekten bu üniversitenin spor bilimleri ve sanatla ilgili altyapısı çok üst düzey. Yüzme havuzumuzdan kapalı spor salonuna kadar çok ciddi altyapılarımız var. Bu nedenle de öğrencilerimizin spor yöneticiliği bölümünü de özel olarak tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Mehmet Yeşil Yeşil hazırsa onun da mesajını alalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Yeşil Yeşil. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden 2011 yılında mezun oldum. 2006 yılı Gençler Avrupa Şampiyonu ve Dünya Üçüncüsü. 2009 ve 2010 yılları Kırkpınar Türkiye Başbelanlığı'nı kazandım. En iyi başarılarımı üniversite eğitimim döneminde kazandım. Siz de Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Evet, yani Mehmet Yeşil Yeşil de hakeza. Bakıyorum hocam, kısa kısa buraya başarılarını, kısa hayat hikayeleri, CV'leri var. Yani alt alta arkadaşlar yazmışlar, uzayıp gidiyor. Yani bu arkadaşlarımız buradan mezun oldular. Tabii. Türkiye'ye mal oldular ve bugün dünya tanıyor. Dünya tanıyor. Dünya tanıyor. Yani. Evet, başka arkadaşım Batuhan Bey'in, eğer varsa bu da milli güreşçimiz, evet. Batuhan Bey. Onun da bir mesajı var. Onu da alalım. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Batuhan Bozkurt. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Branşım güreş. Katıldığım ilk Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde yenildim. Bir sonraki yıl Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. Aynı yıl Azerbaycan'da Dünya Şampiyonası'na katıldım. Ve birçok uluslararası maçlarda dereceler elde ettim. Edirne'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda okulumuzu temsil ettim. Türkiye şampiyonu oldum. Üniversitemiz o yıl Türkiye birincisi oldu. Spor her ne kadar çok küçük yaşlarda başlamış olsam da üniversitede, üniversite yıllarım benim için dönüm noktasıydı kariyerimde. Birçok başarıyı o yıllarda elde ettim. Siz de doğru bir eğitim almak istiyorsanız, gerçek bir sporcu olmak istiyorsanız ve dünya çapında başarılar elde etmek istiyorsanız Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne tercih edin. Evet, sosyal medyadan da gelen çok sorular var. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi hem sağlık alanında, Dursun Hocam uzun uzadıya anlattı. Hem sosyal alanlarda, siz uzun uzadıya anlattınız Hüseyin Hocam. Yine teknik alanlarda, Murat Hocam uzun uzadıya anlattı, sorular da geliyor. Türkiye'nin sayılı üniversiteler içerisine girmiş. Yeni olmasına rağmen, yeni üniversiteler kategorisinde olmasına rağmen girdi. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi dünyaya mal olmuş sporcularımız var. Ben diğer sorularla hemen devam etmek istiyorum. Çünkü sorular ardı arkası kesilmiyor. Çünkü arkadaşlarımıza da söz verdik. Bunları hepsini elimizden geldiği kadar, vaktimiz olduğu kadar
sormaya çalışacağız. Şimdi ısrarla gelen bir soru var. Bunu müsaadenizle ben şey yapayım. Üniversitelerimiz açılacak mı? Ne zaman açılacak? Bunu biraz önce söyledik. 27 Eylül değil mi hocalarım? YÖK'ün söylediği tarih. Bu tarihte açılacak. Yani tabii YÖK üniversitelere bu yönde akademik takvimle ilgili bir başlangıç verdi. Biz üniversite senatosu olarak 27 Eylül itibariyle akademik takvimimizi oluşturduk. Eyvallah. Yani 27 Eylül'de inşallah Allah izin verirse eğitim öğretime başlayacağız. Evet. Bir de şöyle bir soru var hocam. Bunun önceki soru var. Soru Perver'in ve Ümit Altınpul'dan gelmişti. Hafize Altıner'den bir soru var. Her üniversite toplu mezuniyet töreni yapıyor. Bizimki ne zaman yapılacak diye bir soru var hocam. Yani bununla ilgili... Şimdi ben çok konuştum böyle mahcubiyetle ama ifade edeyim. Mikrofon elimde olduğu için. Tabii şimdi mezuniyet törenleri gerçekten çok önemli. Bunu yatsımıyoruz. Öğrencilerimizin mezuniyet heyecanını gerçekten bizler de paylaşıyoruz. Çünkü her mezun ettiğimiz öğrenci bizim için çok değerli, önemli. Ancak ülkemizdeki salgın şartları mezuniyetlerle ilgili geçen dönemde, geçen yıllarda mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet törenleriyle ilgili planlamalarımızı kısıtladı. Bu yönde bize fakültelerimizden talepler geldi. Biz bunları yönetim olarak değerlendirdik ve şu şartlar çerçevesinde geçmiş yıllardaki mezuniyet törenlerimizi gerçekleştiremedik. Ancak okullar açık olduğu dönemden itibaren Allah'ın izniyle mezuniyet törenlerimizi planlıyoruz. Üniversitemizde belki geçmiş yıllara benzer, belki daha görkemli bir şekilde inşallah mezuniyet törenleri gerçekleştirilir. Evet. Benzer soru Ayşegül Onaç'tan da gelmiş. Kesin olarak ne zaman açılıyoruz? Bunu zaten söyledik. YÖK'ün belirlediği bir tarih var. O tarihte açılacak. Herhangi bir aksi durum olmadığı müddetçe. Yine şöyle bir soru var hocam. Ben soruyu ortaya sorayım. Hangi hocam cevaplarsa... Bazı üniversitelerde hibrit eğitim uygulaması yapılacağı söyleniyor. Bu süreçte bizim üniversitemiz hangi eğitim modelini benimseyecek diye bir soru var hocam. Bununla ilgili ne? Evet. Yani Murat hocam cevap vermek ister misiniz? Ben vereyim hocam. Şimdi tabii biz şu anda yüz yüze eğitimle ilgili karar almış durumdayız. Burada tabii sağlık alanımızdan sorumlu rektör yardımcımız Dursun Odabaşı hocamız da var. Bu noktada YÖK'ün veya üniversitemizin alacağı yeni kararlarla önümüzdeki süreçte salgın şartları zorlaşırsa üniversite senatosu bu yönde bir karar alabilir. Ama şu anda salgının gidişatı ile ilgili bir öngörümüz olmadığı için iyi yönde seyredeceği yönünde bir temennimiz bulunduğu için biz aksi karar hükümet ve devlet tarafından YÖK tarafından alınmadığı müddetçe inşallah yüz yüze eğitime devam etmeyi planlıyoruz. Evet. Yani burada mesela şey yazmamış ama aynı birkaç kişiden aynı soru gelmiş. İngilizce hazırlık olacak mı diye bir soru gelmiş. Üniversitenin tamamı için mi soruyorlar? İngilizce hazırlık olacak mı diye bir soru gelmiş. Murat hocam buyurun. Evet, hazırlık sınıfı ve İngilizce hazırlık dersi muafiyet sınavları var. Özellikle İslami ilimler, İngiliz dili ve edebiyatı, Almanca mütercim ve tercümanlık, Arapça mütercim ve tercümanlık programlarına yerleşen öğrencilerimiz için 24 Eylül 2021 Cuma günü zorunlu hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yapılacaktır. Bu web sayfamızda da ilan edildi, kılavuzda yer alıyor. Öğrenciler daire başkanlığımızın web sayfasında da bulabilirler. Yeterlilik sınavından başarısız olan ve sınava girmeyen öğrencilere bir yıl süreyle zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanacaktır. İslami İlimler Programı yeterlilik sınavı için yine web sayfamızda duyurular yapılacaktır. Oradan öğrencilerimizin takip etmesi önemli, rica olunur. Yine İngiliz dili ve edebiyatı ile mütercim ve tercümanlık programlarına yeterlilik sınavları için yine üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun web sayfasında duyuru yapılacaktır. Yabancı dil 1 ve yabancı dil 2 derslerine ait muafiyet sınavı ise 29 Eylül 2021 Çarşamba günü
yapılacaktır. Muafiyet sınavı bilgilendirmeleri için yine Yabancı Diller Yüksekokulumuzun web sayfasından konuyu takip edebilirler, evet. Duyuruyu yapabilirler. Evet, yurtlarla ilgili sorular gelmişse bu doğrudan bizimle ilgili bir konu değil. Ama bunu burada soralım. Kredi Yurtlar Kurumu ile ilgili, yani üniversiteyi doğrudan muhatap alan bir soru olmadığı için soruyu sorayım. İnşallah eğer cevap gelirse yetkililerden biz cevabını veririz. Şöyle bir soru sormuş. Yüz yüze eğitime geçtiği zaman yurtlar nasıl düzenlenecek? Odalardaki kişi sayısı nasıl olacak? Bir de yine burada kız yurtları hakkında, ya bunun hakkında en azından bilgi verebiliriz. Burada epeyce bir kız yurdu var. Yani üniversite öğrencilerin kapasitesini karşılayabilecek şekilde hem erkek yurtlarımız hem kız yurtlarımız. Onun haricinde özel apart dediğimiz daireler de var. Hemen diğer sorulara geçiyorum. Evet, yurtlarla ilgili bayağı bir yurtlar, vaka sayıları artıyor. Yurtlardaki durum ne olacak? Nasıl olacak? Aslında bu Dursun Hocam ne dersiniz? Vaka sayıları yurtlarda nasıl olacak diyor. Yani yurtlarda kalma düzeni nasıl olur veya kapanır mı diye epey bir soru gelmiş. Misiniz? Şimdi bu yurtları üniversiteden, üniversiteyi yurtlardan ayırmanın imkanı yok. Şeydeki üniversitenin içindeki davranış biçimi ne olacaksa yurtlardaki davranış biçimi olacak. Yani yurtlarda şu anda tabii ben yurtlara hiç girmedim. Bunlar bize bağlı değil. Bize ilişkisi olmayan şeyler. Herhalde bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik odalar var. Bu odalardaki yaşayan arkadaşlarımız yanda da oda var, yanda da oda var. Yani birbirleriyle aralarda güreş yapmaya kalkarlarsa enfeksiyonun bütün yurda yayılmasını kolaylaştırırlar. Çok büyük bir risktir bu. Yurtlarda yaşayan arkadaşlarımız da, yaşayacak olan arkadaşlarımız da kurallara riayet edecekler. Bu maske, mesafe, musluk. Bizim arkadaşlar 3M diye kısaltmışlardı bunu. Maske, mesafe, musluk meselesi. Mümkün olduğu karada koridorlarda dolaşmayacaklar. Mümkün olduğu kadar yemekhanede uzun süre durmayacaklar. Mümkün olduğu kadar yemek masalarında aralıklarla oturacaklar. Ondan sonra mümkün olduğu kadar da bir an önce odasına çekilecek ya da üniversiteye gelecekler. Eğer siz yok biz konferans şeyde ortadaki oturma salonlarında lobilerde otururuz, muhabbet ederiz, oynarız, şey yaparız derseniz bu olmaz. Bu dönem maalesef hayatımızda bazı kısıtlamaların olmasının zorunlu olduğu bir dönem. Kendimizi koruyacağız, etrafımızı koruyacağız. Onun için koridorlarda yüzlerce insanın dolaştığı bir dönem olmayacak. Bu sıkıntıyı böyle yaparsak o döneme ulaşabiliriz. Ama böyle yaşamazsak o döneme ulaşma şansımız yok. Bu iş uzayacak. Koronavirüs, bugün grip yayılmaya başladı. Neden yayılmaya başladı? Maskeler işte düştü. Birçok insan işte artık ben aşılandım, ben şu oldum, ben bu oldum diye artık kendisini korumaz hale geldi. Şeylerde aynı klinik tabloyla geliyor griple korona. Grip hastalıklarının oranı artmaya başladı. Siz eğer kendinizi yeterli derecede korumazsanız grip de yayılacak, korona da yayılacak, başka virüsler de yayılacak. Yani sadece bunlar değil, toplu enfeksiyon yapan, toplu hastalığa sebep olan şeyler. Mesela Afrika'da geçen ay ciddi bir eagle pandemisi, pandemi demeyelim de epidemisi lokal olarak ortaya çıkan bir salgın ortaya çıktı tekrar. İnsanlar gevşediği zaman hastalık gelip onları sıkıştırıyor. Onun için bunu daha hafif atlatabilmemizin yolu bizim güzel önlemlere uyarak yaşamamızdan geçiyor. Evet. Yoksa toplumun içinde yani aksırmak gibi, öksürmek gibi, yüksek sesle bağırmak gibi, çağırmak gibi ki ses tonunu ne kadar arttırırsanız ağzınızdan çıkacak virüs sayısını da o kadar çok arttırırsınız. Evet. Eğer
çok sayıda virüs bulaşırsa karşıdaki insana hiçbir aşı onu da önlemez. Ne koronayı önler ne gripi önler, önlemez. Aşı mutlak koruyucu değil. %100 ben aşı oldum hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Kalabalıklara girerken yine dikkat etmek lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Çok seyrek alanlarda, mesela biz şu anda en az aramızda 2 metre var. Böyle çok seyrek alanlarda öksürmüyorsanız, aksırmıyorsanız, tıksırmıyorsanız seyrek olarak olabilirsiniz, oturabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Burada alacağınız virüs miktarı çok önemli. Şimdi eğer siz bakterilerde de böyle şey var. Mesela brucella dediğimiz, köylüler bizim çok iyi biliyor, koyun hastalığı diyorlar. Salmonella dediğimiz tifo hastalığı diyorlar. Buradaki şey sayı çok önemli. Mesela brucella'da 100 tane sadece 100 tane bakteri almanız hastalığın oluşmasına yeterli olurken salmonella'da bu sayı 100.000'dir. Şey için daha sayı belirtilmedi henüz, korona için ya da grip için sayı yok. Ama az alırsanız şöyle bir şey var. Klinik bulgu vermeksizin, hastalık bulgusu vermeksizin seyreden korona hastalığınız olabilir. Ve vakaların çok büyük bir kısmı zaten böyle. Yani şu anda hastaneye yatan vaka sayısı gerçek sayıyı yansıtmıyor. Gerçek sayı dikkat ederseniz bakanlığın bildirilerinde de ağır hasta sayısı, işte geçirilen hasta sayısı veya değişik rakamlar var. Bunlar ayakta geçirenler, işte az miktarda virüsü alıp bir de aşılıysa ayakta rahatlıkla geçirebiliyor. Dolayısıyla kalabalık alanlarda olmamak şartıyla yurtlarda 3 kişi, evet, 4 kişi aile içi gibi kabul edeceksiniz. Biz bir ailede anne baba çocuklar nasıl nispeten sınırlı hareket ediyorlarsa yurtlarda yaşayan öğrencilerimiz de kısmi bir sınırlama ile hareket ederlerse yurtlarda kapanmaz. Evet. Ama işte yemekhaneye gidelim böyle 30 santim aralıklarla duralım derlerse bu çok kısa sürede. Tabii bunu yetkililer de önlemlerini alacaklar. Ama ne kadar önlem alınırsa alsın, insanın kendi bireysel, öğrenci ise öğrencinin, kamu kurumunda çalışıyorsa kamu kurumu personelinin kendi bireysel önlemleri asıl etkili olan. Uyması gerekiyor. Evet. Uyması, önlemler alınıyor, insanların ona uyması, evet, gerekiyor. Yok ben kurallara uymam gibi bir sersemlik, aptallık ya da salaklık, çünkü bunları tarif edecek, bu durumu tarif edecek başka bir kelime, evet, bulamıyorum. Olamaz yani. Hocam diğer hemen sorulara müsaadenizle geçeyim. Sorunun biri şu, yani bu aslında cevap verildi. WhatsApp'tan da, Instagram'dan da, YouTube'dan da gelen soru, kayıt işte e-devlet üzerinden yapabilecek miyiz? Kayıtla ilgili hocam cevap verdi. Şöyle bir soru var, isterseniz tekrar cevaplamak isterseniz hocam, o ikisini birleştirin. İkisini birleştirelim hocam. Ne diyor burada? Kayıt ücreti alınacak mı? Bir de ikinci, öğretim harç ücretleri belirlendi mi? Bu konuda bilgilendirir misiniz? Evet, aslında paylaştık ama madem soruldu, hı, tekrar paylaşalım. Şimdi özellikle sevgili öğrencilerimiz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne hoş geldiler. Tekrar edelim. Bizim üniversitemizin web adresi kmeu.edu.tr web sayfamızda 2021 YKS yeni kayıt işlemleri diye bir duyurumuz var. Bu duyurumuza hemen girerlerse detaylı bir şekilde orada nasıl kayıt olacakları anlatılıyor ama birkaç cümleyle söyleyeyim. YKS sonuçlarına göre üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adaylarımız elektronik olarak onların kayıtları 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye Gov.tr adresinden adayın e-devlet şifresiyle yapılabilecek. Yani e-devlet şifresiyle aday Türkiye Gov.tr adresine girecek ve kaydını orada yapabilecek. Bu öğrencilerimiz kayıtlarını yaptıktan sonra biz kendilerinden herhangi bir belge istemiyoruz. Yine
kayıt olduklarına dair belgeleri de E-Devlet üzerinden bize müracaat etmeden oradan temin edebilirler. Zaten birinci öğretim öğrencilerinin harçlarıyla ilgili düzenleme devlet tarafından yapıldığı için bir sıkıntı yok. Biz de herhangi bir şekilde kayıt için ücret almıyoruz. Evet. Hocam bayağı gelen soru var. Onlara hızlı bir şekilde çünkü söz verdik. Bütün soruları cevaplamaya çalışacağız diye. Sorunun biri de şu. Her birim farklı zamanda mı açılacak? Murat Hocam bunu siz isterseniz cevaplayın. Her birim farklı zamanda mı açılacak? Doğru. Yani fakültelerimizin normalde tıp ve diş hekimliği fakültemizin akademik takvimi ayrıdır. Onun haricindeki diğer fakültelerimizin akademik takvimi ortak. 27 Eylül'de. Tabii 27 Eylül'de. Bu arada şunu söyleyeyim. Kamu parodi ve kamu geyikleri bizim adımıza çoğu sorular zaten sosyal medyadan cevaplıyor hocam. Evet, çok evet. Teşekkür ediyoruz her iki. Evet onlara da teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olsunlar. Bize çok büyük katkıları oldu. Her hafta oluyor. Bu hafta doğru. Daha da fazla oldu. Hem KMÜ geyiklere hem kamu parodiye çok çok teşekkür ediyoruz. Ve üç hocama da onların selamları var. Hüseyin hocam tabii ki. Başta siz olmak üzere sizin isminize geçti çünkü. Murat hocama da, Dursun hocama da. İki tane. O zaman arkadaşlar özellikle Dursun. Evet Instagram üzerinden ben de onları takip ediyorum. O yüzden takipleşiyoruz yani. O sebepten dolayı. Evet. Sizi yakından tanıyorum. O zaman hocam Dursun hocam siz de onları takip edin o zaman. yani. Kıskanma senin de olur. Evet. Dursun hocama özellikle anmanızı rica ediyorum. Tabii ki Murat hocamı da evet, teşekkür tabii. ediyoruz. Evet. O kadar soru gelmiş ki hocam. Hemen diğerine geçelim. Ben Saide Hasanova. Merhaba ben şurada bir şey söyleyeyim. Bazen isimleri söylemiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü bir yerden kartta sorular var. Burada sorular var. Sosyal medyadan halen akan sorular var. Onları cevaplamaya çalışacağım. Merhaba ben Azerbaycan'dan öğrencinizim. Bu sene 2. sınıfım. Turizm otelcilik. Bu yıl üniversite yıllık ücreti ne kadar öğrenebilir miyim? Bu söylendi zaten değil mi hocam? Bu konu söylendi. Evet. 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 Yine bir yerden isimleri okuyayım. İyi niyet temennileri ve burada değerli hocalarımıza teker teker selam söyleyenler var. İsimleri bir yerden geçin. Nur Esen, Gözde Nur, Merve Yılmaz, Nigar, Ebrar Coşkun, Nur Esen yine. Teorik derslerde yüzleme oluyor diye bir soru gelmiş hocam. Teorik derslerde yüzleme oluyor. Şimdi normalde teorik derslerde yüzleme oluyor. Böyle bir soru geliyor. Evet. Şöyle bir tabii Yükseköğretim Kurumumuz şöyle bir esneklik bıraktı üniversitelerimize. İsteyen her bölüm %40 olacak şekilde uzaktan eğitim yapabilirler. Bu %40'a hangi derslerin dahil olacağı bölüm kurulları tarafından belirlendi. Dolayısıyla bu belirlenen dersler ve ortak dersler dediğimiz Türk Dili ve İnkılap Tarihi gibi dersler uzaktan olacak yine. Çevrim uzaktan içi. Oldu, evet. Tabii. Yine bunun haricinde %40 AKTS üzerinden ya da ders sayısı üzerinden belirlenmiş %40'a giren bölüm kurulları tarafından %40'a giren dersler de uzaktan olacak. Ama onun haricinde diğer dersler özellikle uygulamalı derslerimiz örgün olacak yüz yüze. Yüzde oldu. Evet. Dursun hocama yeni bir soru var. Aslında bunu cevapladık ilk başta ama tekrar sorayım ekleyeceğiniz varsa hocam. Nigar Ebrar Coşkun sormuş. Hocam tıp fakültesi için hazırlıklar tam olarak tamamlandı mı? Laboratuvar malzemeleri, hocalar ve benzeri şeyler için soruyorum diyor. Bu evet teşekkür ederim. Evet, tıp fakültesini buradan gösterebilseydik. Şimdi birazdan gösterecek arkadaşlar hocam. Belki onu hazırlayalım hemen. Şu anda tıp fakültesinin birinci, ikinci ve hatta üçüncü sınıfın temel bilimler dediğimiz dersleriyle ilgili bütün laboratuvarları hazır, hocaları hazır, teorik dersleri hazır ve çok güzel malzemeler aldık. Bu sene üniversitenin sayın rektörümüzün de direktifiyle kendisi iki fakülteyi canlandıracağız bu sene. Biri tıp, biri diş hekimliği demişti. Üniversiteye ayrılan ödeneğin hemen hepsi bu iki fakülteye gitti. Yani diğer fakülteler biraz mağdur oldular ama
Burası tıp fakültesinin afiliye hastanesi. Şimdi bakın geliyor tıp fakültesi. Evet. Şu anda sadece bak şurası çevre bakımında ince işleri kaldı. Bakın şurası yakından gösterilebilirse yani çim yapamıyoruz ama ağaçlandırması küçük boyda da olsa ağaçlandırması şeye yetişecek. Öğrenci arkadaşlarımızın geldiği güne yetişecek. Gece görüntüsü muhteşem bir görüntü o bina. Burada hemen giriş katta muhteşem bir anatomi laboratuvarımız var. Anatomi ders birimlerimiz var, maketlerimiz var. Hemen o katta mesela simülasyon beceri laboratuvarlarımız var. Öğrenciler maketler üzerinde mesela tansiyon ölçmeyi görecekler. İşte hastanın damarına girmeyi öğren. Çok güzel maketler aldık. Epey bir pahalı. Bakın şurası beceri laboratuvarı kısmı. Hemen onun üstü, girişin üstü TEBAT laboratuvarları. Onun yanında mikroskopi laboratuvarları var. Masaları, şeyleri olduğu gibi hazırlandı, kuruldu, bekliyor. Onun üstü ana bilim dallarının araştırma laboratuvarı. Şu anda gördüğünüz yer öğretim üyelerinin odaları ve yönetim birimi. Şu anda tıbbı terk ettiniz. Burası eğitim fakültesi. Dolayısıyla öğrencilerimizin tıp fakültesine geldiğinde hele birinci ve ikinci sınıfta hiçbir sıkıntı, hiçbir eksiklikleri olmayacak. Çok güzel günler göreceğiz diye bekliyoruz inşallah, ümit ediyoruz. Bakın yalnız bu görüntü biraz eski, o tıpın TI'si da yanıyor şu anda. Evet. Bir arıza olmuştu orada, o arıza giderildi. Bu görüntü biraz eski de kaldı. Evet. Hocam şimdi sorular geliyor dediğim gibi. Yine sizinle ilgili bir şey var. Tabii bu Meryem Nur Hanım sormuş. Fizyoterapi bölümü kitap ücretleri çok mu pahalı, ne kadar olur diye bir soru sormuş. Yani o benimle ilgili değil tabii. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile ilgili ama Sağlık Bilimleri Fakültesi sonunda bana bağlı. Yani çok pahalı değil. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kitapları çoğu zaten Türkçe. Türkçe kitaplar o kadar pahalı değil. Onun aldığı kitaplar neymiş? Yani biraz mesela tıpta İngilizce dilinde yayınlanan kitaplar biraz pahalı ama Türkçe dilinde yayınlanan kitaplar onun kadar pahalı değil. Ama fizyoterapidekiler hiç de onun tıp kadar da pahalı değil. En pahalı olanlar tıp ve diş hekimliği atlas biçiminde olan kitaplardır. Atlaslar biraz pahalı. Yani 1000 lirayla işte 1500 lirayla başlıyor ama diğer kitaplar 50 lira 100 lira gibi böyle şey komik rakamlar. O kitaplar hiç kolay hazırlanmıyor. Yani maalesef kağıdı bile dünya para. Özellikle kuşe kağıda ya da birinci hamur kağıda basıldığı zaman dünya kadar masrafı var. Yani kitabın büyük bir kısmı o. Geri kalan şeyler oldukça kolaylaştığı için artık kitap basımı eskisi gibi zor değil, kolay ve daha ucuz. Evet. Kütüphane ile ilgili birkaç soru gelmiş. Kütüphanemiz eğitim fakültesine yakın mı? Kütüphane büyük mi? Herhalde bunlar yeni öğrencilerimiz hocam. O genel kütüphaneye soruyor herhalde. Genel yani eğitim fakültesi dediğine göre genel kütüphane eğitim fakültesine 6-7 dakika. İşte o kadar. Mesela giderken yani eğitim fakültesinden kütüphaneye giderken yokuş aşağı çok daha rahat. Belki 5 dakika dönüş. Peki tıp fakültesinde özel kütüphane var mı diye. Tabii tıp fakültesinin bir sorusu işte var. Tıp fakültesinin en üst katı 600 metrekare müstakil kütüphane olarak hazırlandı. Müstakil kütüphane tabii olarak. Tabii. Evet. Orada arkadaşlarımız hem kitaplara ulaşabilecekler hem de wireless dediğimiz işte wifi veya dediğimiz şeyle kendi laptoplarıyla gelirlerse veya fakültenin de bilgisayarları var ama bu o bütün öğrencilere tek tek aynı anda yetecek kadar değil. Eğer kendi laptoplarıyla gelirlerse oradan ücretsiz rahatlıkla wireless'la şeye bağlanabilecekler.
genel kütüphaneyle, yani oradan birçok kitaba ulaşabilirler, dergide ulaşabilirler. Genel kütüphaneyle ilgili bilgileri ben çok iyi bilmiyorum, onu Hüseyin Hocam söylesin. Kampüsümüzün en merkezi yerinde kütüphanemiz var. Hem de çok güzel bir binası var. Ve içerisinde, evet, merkezi yerde 100 bin civarında kitabımız var. Bu da şu açıdan çok önemli. Öğrenci başına düşen kitap sayısında... Şu anda ekranda da görüyoruz hocam. Evet. Öğrenci başına düşen kitap sayısında Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz. Yani bizim 18 bin civarında bir öğrencimiz var. 100 bin civarında kitabımız var. Bu gerçekten önemli bir rakam ve her geçen gün kitap sayımız, yeni kurulan bir üniversite olmamıza rağmen her geçen gün artış gösteriyor. Sadece kitap sayısında değil, kütüphanemizin iç görüntüleri muhtemelen yoktur ama geldiklerinde öğrencilerimiz görecekler. Bireysel çalışma odalarımız var. Yani bu özellikle salgın sürecinde bu çok önemli. Kütüphanemizin içerisinde bireysel, tabi zaman inşallah salgın ortadan kalkar, birkaç kişiyle birlikte toplantı nevinden çalışma odalarımız da mevcut. Onun dışında kütüphanemizin farklı alanlarında öğrencilerimiz için dinlenme alanları, bilgisayarla, internetle birlikte çalışma ortamları mevcut ve 7/24 açık bir kütüphanemiz var. Yani öğrencilerimiz 24 saat kütüphanemizde çalışabiliyorlar. Dursun Hocam bilgi verdi. Tıp Fakültesi kütüphanemizde yeni kitaplarla çok önemli alımlar gerçekleştirdi ve gerçekten Tıp Fakültesi öğrencilerimizin kullanacağı, kaynak olarak kullanacağı çok yeni eserler de Tıp Fakültesi kütüphanemize kazandırıldı. Kütüphanemizde final vize dönemlerinde öğrencilerimize zaman zaman ikramlarda da bulunuyor. Ramazan ayında yine öğrencilerimize ikramlarda bulunuyor. Bu yönüyle kütüphanemiz üniversiteler arasında örnek gösterilen üniversite kütüphanelerinden birisi. Bu vesileyle kütüphane daire başkanımıza ve rektörümüze de teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam, yani aslında hocalarıma şey yapayım. Aynı sorular genelde geliyor. Yani kayıtla ilgili sorular bol bol geliyor. Yani kayıt ücreti var mı? Kayıtlar nasıl, ne şekilde olacak diye. Bunları arkadaşlar cevapladık. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Muşman hocam referansla daha detaylı bilgi için üniversitemizin web sayfasındaki referans yerini de gösterdi. İsterseniz canlı yayın bittikten sonra videoyu geriye alırsanız, çünkü ikinci kez sordum ben. Israrla hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan, YouTube'dan aynı sorular geliyor. Kayıtla ilgili ve dersler korona döneminde ne şekilde olacakla ilgili soruları da Profesör Doktor Dursun Odabaş hocam cevapladı. Videoyu geriye alırsanız uzun uzadıya bunlardan bahsedildi. Bu soruları tekrar sormuyorum. Evet, diğer soruya geçelim hocam. Evet, yine benzer bir soru. Sağlık raporu isteniyor mu kayıtta diye bir soru sorulmuş. Çok. Şimdi o devlete, e-devlete girerlerse... Pardon, orada hemşirelik var. Bölümü için soruyorlar hocam. Sağlık raporu isteniyorum diye, hemşirelik bölümü için kayıtta. Yani bir şey. Bir sağlık raporu istenmiyor. Öğrencilik için hiçbir yerden sağlık raporu istenmez. Evet. Devlet memuru olma açısından... Hocam mikrofonu alırsanız herhalde sesiniz yayına gitmiyor. Yani öğrenciler için hiçbir yerde sağlık raporu istenmiyor. Yani bu çocuk doktor olur mu? Bu çocuk hemşire olur mu? Çocuk değil de tabii hepsi erişkin yaşa girdiler, artık 18 yaşını doldurdular. Biraz özür dilerim çocuk dediğimiz için de, bu genç arkadaşımız doktor olur mu, mühendis olur mu diye bir rapor istenmez. O ancak mezun olduktan sonra ileride devlet memurluğu kanununa tabi olarak orada istenir. O zamana kadar hiçbir yerden... Bir şey yapayım istemez. Hocam, hatırlatma yapayım. Arkadaşlarımız web sayfasını hazırlamışlar bununla ilgili. Verebilirse, evet. Web sayfamızda, bakın,
Yeri de verebilirseniz arkadaşlar, yani nereden ne şekilde bakacaklarla ilgili bu kayıtlar, bölümlerin kayıtları, yani nedir bunun sayfası? Yine bizim KMU değil mi? KMU. KMU sayfasından, ana sayfa üzerinden şey yapabilirsiniz. Bu soruların cevapları var orada. Evet. Bu İngilizce hazırlıkla ilgili de sorular geliyor. Bunu Murat Hocam cevapladı biraz önce. Bunu da atlıyorum arkadaşlar. Bir soru daha vardı. Sorulmamış bir soru. Bulabilirsem onu. Çünkü hep kayıt, COVID aynı sorular geliyor. Çünkü biraz geriye bakarsanız veya canlı yayın bittikten sonra bakarsanız bu sorduğunuz soruların hepsi hemen hemen cevaplandı. Evet. Hocam. Evet, yaz okuluyla ilgili bir soru var. Yaz okulu. Evet, yaz okulu verilecek mi diye bir soru var. Murat Hocam'la da daha önce istişare ettiğimiz bir mesele zaten. Şimdi yaz okulu üniversitemizde açılmıyor. Yaz okulu açılmayacak. Ancak farklı üniversitelerde öğrencilerimiz yaz okullarına katıldıkları takdirde tabii burada en fazla 3 ders alarak yaz okulundan istifade edebilirler. Biz onları üniversitemize getirdiklerinde kabul ediyoruz. Üniversitemizde yaz okulu uygulaması bulunmuyor şu anda. Üniversitemizde yok, evet. Yani yine bir başka soru, o kadar çok geliyor ki yurtlarla ilgili, tekrar söyleyeyim, yurtlarla ilgili çok soru geliyor. Üniversitemizin doğrudan üniversitemizin ilgi alanı içerisinde olmadığı için biz yetkililere buradan söyledik. Eğer bize dönüş yaparlarsa biraz önceki sorularınızla ilgili biz size dönüş yapacağız. Tüm yurtlarla, yani yurtlarda COVID döneminde nasıl yerleşim olacak, işte odalarda kaç kişi kalacak, bunlarla ilgili yetkililerden bize dönüş olursa biz buradan size açıklama yapacağız. Evet. Eğer bir başka soru, engelli öğrenci kayıtları nasıl olacak diye bir soru gelmiş değerli hocalarım. Bütün kayıtlarımız E-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Öğrencilerimiz oturdukları yerden 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden kayıtlarını yapabilirler. E-Devlet üzerinden kayıtlarını hem de, yani tüm öğrencilerimiz. Bütün öğrencilerimiz, evet, için, yeni kayıt dönemindeki bütün öğrencilerimiz için bu geçerli. Ders kayıtları da, yani devam eden 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf veya uzatmalı öğrencilerimiz de yine uzaktan internet üzerinden kayıt yenilemelerini, ders kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Eyvallah. Evet. Sorulara bir yerden de bakıyorum hocam. Yani aynı sorular olduğu için bakın mesela sorayım hadi. Diş hekimliği Karaman'da mı, Konya'da mı eğitim görecek? Bunu Dursun hocam söyledi. Herhalde başını seyretmedi arkadaşımız. Evet, keşke orayı da gösterebilsek. Şu anda diş hekimliği fakültesi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin kampüsünün içinde belki Türkiye'nin en güzel yapılarından biri oldu. Diş hekimliği fakültelerinden biri oldu. Fiziksel olarak Sayın Allah kendisine rahmet eylesin, Ahmet Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan bir senede gibi kısa bir zamanda, ha bakın şu bina şu anda etraf çalışmaları da bitti bitiyor. Şuralar zaten büyük alanda yeşillendi. Çok güzel, teknik açıdan çok donanımlı bir bina oldu. Birileri zaten geçen sene okuttuk. Bakın fantom burada. İşte bu öğrencilerin pratik yapacağı şeyi görüyorsunuz. O kadar güzel ki şuraları ben gezdim, gördüm tek tek, hem de birkaç kere bayıldım. Yani böyle insanın zevkle okuyacağı bir şey, fakülte. Bakın
neredeyse her öğrenciye bir koltuk düşüyor şu laboratuvarda. Bakın karşılıklı ve hoca karşıdaki kürsüden her öğrenciyi hem uzaktan bakabiliyor hem de yanındaki bilgisayar monitörü üzerinden her öğrenciyi izleyebiliyor. Her öğrenci de bakın oradan hocanın yaptığını da izleyebiliyor önündeki monitörden. Evet. Bakın her öğrencinin önünde de monitör var. Çok güzel, harika bir şey yani diş hekimliği fakültesi. Çok büyük harcamalar yapıldı. Yani her şey kendisini zaten gösteriyor. Metusena etmeye de gerek yok. Şuna bakın, bunlar hayali film falan değil, gerçek. Tamamen gerçek görüntüler. Şu anda burası yani, diş hekimliği mi hocam? Tabii diş hekimliği, fakültesi. Evet, tabii. Yani gelince öğrenci arkadaşlarımız bayılacaklar buraya. Geçen sene tabii pratik eğitimlerinin bir kısmı burada yapıldı. Bu salgın yayılana kadar ikiye geçen öğrencilerimiz, ki ikiyi okuyacaklar şimdi. İkiye geçen öğrencilerimiz onları biliyorlar. Amfilerimiz o kadar güzel, öğrenci eğitim laboratuvarları o kadar güzel. Hasta hizmetleri biraz, mesela eğer görüntü gelirse, hasta hizmetleri başka bir bölüm. Burası hasta hizmeti bölümü değil. Tamamen öğrencilerin maketler üzerinde çalışma yaptıkları ya da yapacakları yerler. Çok güzel, çok güzel aletler alındı öğrencilerimizin pratik eğitimi için. Ben eski diş hekimlerimizin bunları biraz gıpta ile bakacaklarını, hatta biraz da kıskanacaklarını zannediyorum. Böyle laboratuvarlar gördüklerini düşünemiyorum. Ben daha önce başka üniversitede de gördüm. Şu laboratuvarlar eski üniversitelerin neredeyse hiçbirinde yoktu. Çok güzel, muhteşem bir öğrenci eğitim laboratuvarı var diş hekimliği için kampüsün içinde. Her şeyle bitmiş vaziyette, hiçbir şey yok, hiçbir eksiği yok. Sadece hemen yakın inşaatın hemen yakın çevresi de bitti. Asfalt yolların hemen şeyi, şu beride daha bakın çimin daha berisinde görülmüyor buradan. Şu sol altta azıcık gözüküyor. Onlar da herhalde bu hafta bitecek. Kesinlikle son hızla çevre bakımı da bitiyor. Uzak çevre, yakın çevre zaten bitmiş. Bina bitmiş, laboratuvarlar bitmiş. Yani ben bayılıyorum orayı seyretmeye. Evet. Arada bir gidiyorum, hani biraz bana bağlı rektör yardımcısı diye biraz havası oluyor. Yani gerçekten. Bir de sizin kendi büyüttüğünüz bir şey gibi hocam. Kendi yavrumuz gibi. Evet, yavrumuz gibi oldu. Çok güzel diş hekimliği, evet, fakültesi. Harika bir şey. Evet, diğer bir soruya geçelim hocam müsaade ederseniz. Kampüste yapılan topluluk etkinlikleri salgın sürecinden dolayı etkilenecek mi? Bundan sonra nasıl olacak diye bir soru var hocam. Şimdi üniversitemizde tabii çok sayıda topluluğumuz var. Öğrenci topluluğumuz var. 78 son rakam. Salgın sürecinde öğrencilerimizin topluluklarına biz faaliyetleri salgın şartlarına uygun olduğu müddetçe destek vermeye devam edeceğiz. Zaten Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımızın binasında üniversite topluluklarımızın bireysel odaları da var. Aynı zamanda bu odalarda ve Sağlık Kültür Spor Dairemizdeki çalışma odalarında faaliyetlerini yürütebiliyorlar. Mesela model uçak topluluğumuzun müstakil bir atölyesi var. Yine okçuluk, geleneksel Türk okçuluğu topluluğumuzun müstakil talimhanesi var. Folklor topluluğumuzun müstakil çalışma alanları var ki bu topluluklarımız, yani diğerlerine alınmasınlar, daha aktif bir şekilde faaliyet gösteren topluluklar, diğer topluluklarımız da aynı şekilde faaliyetlerini yürütüyorlar. Nasıl eğitim öğretime devam ediyorlarsa, biraz önce Dursun Hocam çok güzel tarif etti yurtta kalma şartlarında uymaları gereken kuralları. Biz öğrencilerimizin salgın şartlarına, maskeye, mesafeye, musluğa, rektör hocamızın tabiriyle bir de morale, yani değil mi, motivasyona, 4M'ye
teşvik ediyoruz. Morali de, motivasyonu da Allah'ın izniyle bizler de öğrencilerimize bu imkanları vererek, destekleyerek onların kendilerini rahat bir şekilde ifade etmelerine maddi ve manevi olanaklar tanıyarak sonuna kadar destekleyeceğiz. Evet. Ama mutlaka yani bu eğitimin başarıya ulaşması, maske, mesafe, musluk, moral, dört şey, ama mutlaka sonunda aşı, A'ya dönüyoruz. Yani aşı. Sevgili genç arkadaşlarımız, genç meslektaşlarımız, genç öğrencilerimiz, lütfen azıcık biraz egoist olsunlar, kendilerini sevsinler, aşı olsunlar. Doğru söylüyorsunuz hocam. Tekrar bu cümleyi alabilir miyim hocam? Lütfen biraz egoist olsunlar, kendilerini sevsinler, aşı olsunlar. Bu dünya her şeye rağmen yaşamaya değer. Evet. Bu dünya güzel şeyler yapılmaya müsait bir şey. İyi insanlarımız, çalışkan arkadaşlarımız, zeki insanlarımız bu dünyada çok güzel şeyler yapabilirler. Bir tek şartı var. Sağlıklı yaşamaları. Bugün sağlıklı yaşamak için insanların yapması gerekli olan bu dört şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği Rabia, bizim Rabia'mız bu. Yani maske, mesafe, musluk, moral, ama mutlaka aşı. Aşı, evet. Aşı, lütfen arkadaşlarımız, ben aşı olmuyorum, ben aşı karşıtıyım. Geçen konuşmamda belirttiydim, bazı gerzekler diye bir tabir kullanmıştım. Hocamızın, rektörümüzün de çok hoşuna gitti. Aşı karşıtı konuşanlara bakın, işlerinde bir tane tıpçı bilim adamı yok. Tıpçı bilim adamı, ben her gün o aşı şeylerini takip ediyorum. Tıpçı bilim adamları, işte arkadaşlarımız her gün konuşuyorlar. Yoğun bakımlarda yatan hastaların içinde tam aşısını olmuş kimse yok. Tam aşısını olmuş kimse yok. Tam aşısını olmuş kimse yok. Lütfen bu maske, mesafe, musluk yani el yıkama meselesi tabii çok önemli. Ellerimiz güzel yıkanacak. Şeyle beraber maske, mesafe, musluk, moral. Morali de dik tutacağız. Hastalıkları yenmenin en önemli şeylerinden biri bu. Moral gücü ve mutlaka aşılanma. Hiç yolu yok yani. Evet, kesinlikle açıkla. Tabii buyurun hocam. Ne demek? Şimdi tabii hocam çok güzel ifade etti. Katılmamak elde değil. Bir tarihçi olarak salgın hastalıklar üzerine de çalışmış bir tarihçi olarak tabii hocam takdir edecektir mutlaka. Son 100 yıldaki dünya ilk defa karşılaşıyor değil salgın hastalıkla. Yani dünyada benzeri salgın hastalıklar büyük oranda bölgesel ama zaman zaman küresel çok sayıda salgın hastalıkla karşılaştı dünya. Tarihi vesikalar, tarihi kaynaklar bize bunları ortaya koyuyor. Yani belli dönemlerde çok ciddi ölümler de gerçekleşti salgınlar dolayısıyla. Son 100 yıldaki salgınların ortadan kalkması, bugün bu salgınları konuşmuyorsak bunun yegane sebebi aşı. Yani ben hocamın yanında konuşmaktan hicap duyarım ama biz bunu görüyoruz ki bugün kaybolmuş olan salgın hastalıkların hemen temelinde aşı var. Biz bugün koronayı yeneceksek o maske, mesafe, musluk, moral aşıyla birlikte yeneceğiz. İnşallah tarih de bugün yaşadıklarımıza kayıt düşecek ve biz ileride koronayı, Covid-19'u aşıyla yendik diye belki konuşacağız. Tabii. Yani burada şimdi arkadaşlarımızdan da sorular ve katkılar diyelim geliyor. Şöyle bir şey yok yani YÖK'ün belirlediği bir bu Covid ile ilgili, aşıyla ilgili bir yönerge var. Bir bize üniversiteye bildirdiği bir şey var. Biz onu uyguluyoruz. PCR testi bilinen bir rektör yardımcısı hocalarım söyledi. Aşı olmayan üniversiteyi almayacağız diye bir şey söylenmedi burada. Böyle bir şey de kesinlikle yani yayının tamamına da bakabilirsiniz. Böyle bir şey söylenmedi. Ama PCR testi zorunlu. Bu bize Cumhurbaşkanlığı tarafından değil mi hocam bildirilen tüm kamu kurumlarına özellikle tüm kamu kurumlarına demeyelim üniversitelere
ve eğitim öğretim kurumlarına bildirilen bir zorunluluk değil mi Dursun Hocam? Tabii yani PCR zorunlu. Demedik yani biz aşı olmayanı kesinlikle üniversiteye almayacağız bir şey. Şimdi WhatsApp'tan buna benzer birkaç şey gelmiş böyle bir şeyimiz ama yok. Ama PCR negatif sonuç getirmezse sabahleyin gelirken binaya giremeyecek. Bu herhangi bir insan için de geçerli zaten. Herkes için. Tabii yani PCR negatif okuyan için değil. Her gün 48 saat geçerli. PCR sonucu negatiftir diye elinde belgeyle gelmezse fakülte binasına giremeyecek. Biz onu kapıdan çevireceğiz ve bu onun o gün yok yazılmasına sebep olacak. Bakın teorik derslerin tıp fakültesi için söylüyorum. Diş hekimliği de aşağı yukarı aynı. %70'ine pratik derslerin de %80'ine devam mecburiyeti var. Bu testini yaptırmadığı veya aşı yaptırmadığı için de olan devamsızlıklar bunun içinde. Yani bu sayı aşamaz, senesini kaybeder öğrenci arkadaşımız. Yani her 48 saatte bir PCR testi yaptırmadı. Ben işte gittim çok kuyruk vardı, yaptıramadım, onun için giremedim, devamsız kaldım. Bu mazeret olarak kabul edilmeyecektir arkadaşlar. Bunu iyi bilsinler. Devamsızlıktan kalırlar, seneleri gider. Evet. Bu çok önemli ama bu şart. Aşı şart değil ama PCR şart. Bunun da tek yolu var aşı olmak. Yani yasak değil aşısız gelmek ama aşı yaptırmazsanız sonuçlarına katlanmak. Sonuçlarınıza herkesin, katlanırsanız tabii, tamam kabul. Evet. PCR'ı getirin taze PCR'la gelin kapıdan girin tabii. Yoksa giremezsin. Yoksa evet. Yani başka yolu yok. Diğer bir soru iyi günler. İsteğe bağlı hazırlık bölümleri hakkında bilgi verir misiniz? İsteğe böyle bağlı hazırlık bölümleri. Yabancı dil için mi? Herhalde yani böyle sormuş soracağım. İsteğe bağlı hazırlık bölümleri. Yabancı dilden. Bunun hakkında malumat verebilir misiniz? Ha, öyle mi? Şey de verildi, evet. Murat Hocam az evvel anlatmıştı zaten. Yani arkadaşlar, aynı çok soru geliyor. Genelde aynı sorular geliyor. Yani bu COVID ile ilgili sorular geliyor. Yurtla ilgili tekrar söyleyeyim. Her yerden, 3-4 yerden birden geliyor. Bununla ilgili muhatap Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi veya Türkiye'deki üniversiteler değil. Kredi Yurtlar Kurumu. Onunla ilgili bize bilgi geldiğinde biz size aktaracağız. Evet. Şimdi sosyal medyada daha doğrusu YouTube'da iki grup KMÜ Parodi ve KMÜ Geyikler sağ olsunlar bize destek veriyor. Onların da takipçileri var. Hızlı bir ateşli bir atışmaları var kendilerinin de. Biz üniversitemizdeki bütün bu tip sosyal medya gruplarını destekleyeceğimiz zaten söyledik. Yani özelden de mesaj atıyorlar işte biz de destekleyin falan diye. Bunu zaten burada da birkaç kere dillendirdik. Ya ben orada bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Tabii bizim üniversitemizde öğrenci olarak okuyan, topluluklarda faaliyet gösteren, bütün öğrencilerimize zaten destek veriyoruz. Bunun dışında da sosyal medya sayfası olarak Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde resmi olarak öğrenci olan ve bu öğrencileri temsil eden sosyal medya gruplarıyla da iletişim halindeyiz. Ben müstakil olarak Instagram adreslerini takip ettiğimi söyledim. Kurumsal iletişim koordinatörlüğümüz de bu sosyal medya sayfaları, isimlerini de zikretmekte beis görmüyorum. KMÜ Parodi ve KMÜ Geyikleri isimli sosyal medya adreslerinde ayırt etmeksizin biz her zaman öğrencilerimizin legal, yasal, uygun taleplerini dinliyoruz. Onlarla irtibat halindeyiz. Evet. Siz de öyle. Her zaman da sosyal platformlarda öğrencilerimizi dinlemeye, işbirliği yapmaya da devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. Biriniz birinizden kıymetli. Bizim için çok değerlisiniz. Evet. Ben de yani mesela sorular aynı şeyde. Biz şu sosyal medya grubu olarak ismini de söyleyeyim yani KMÜ Parodi öğrenci olarak öğrenci arkadaşlarımla birlikte üniversitemiz kampüsün içerisinde ağaçlandırma yapmak istiyoruz diyor.
Hay hay yani. Onu isterseniz şey cevap versin. Murat Ertekin hocam, tamam. Üniversitemiz kampüs yerleşke koordinasyonu ile ilgili. Buyurun. Hem kendisi peyzaj mimarıdır. Yani onun cevap vermesi güzel olur. Bir de hocam sanat tasarım olduğu için diğer gruptan da şöyle bir Okan ve Parodi'den gelmişti. Diğer şeyden başka bir şey gelmiş. Ananas heykeli dikebilir miyiz üniversitemize? Onların logosu ananas olduğu için böyle bir tekstleri var. Buyurun hocam. Evet, buyurun hocam. Hüseyin hocam gayet güzel açıkladı. Tabii biz tüm öğrencilerimizi ve topluluklarımızı legal olacak şekilde her türlü isteklerini karşılamaya hazırız. Zaten onda da sıkıntı yok. Daha önceki verdiğimiz desteklerin eldeki imkanlar dahilinde kat ve kat vermeye hazırız. Öğrencilerimizin yanındayız. Onu defalarca da vurguladık. Üniversite yerleşkesi en nihayetinde akademik idari personelinin olduğu kadar öğrencilerin de. Dolayısıyla öğrencilerin üniversite yerleşkesi içerisinde uygun alanlarda ağaçlandırma yapması veya yönetime katılması gayet uygun olur. Zaten biz yerleşkenin merkezinde bir cami inşaatımız bitmek üzere. Geldiklerinde ibadethane olarak da açılacak inşallah. Onun etrafında da bir rekreasyon alanı planladık. Burayı yine özel bir tasarım üslubuyla Sağlık Şehitleri Parkı olarak Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Namık Ak hocamızın tensipleriyle Sağlık Şehitleri Parkı olarak isimlendirdik. Dolayısıyla geldikleri zaman buradaki rekreasyon alanlarında da istedikleri fidanları bulabilirlerse kendileri, bulamazlarsa biz fidanları veririz. Hep beraber el birliğiyle dikeriz. Önemli olan alanın yeşertilmesi, ağaçlandırılması, buraları beraber kullanacağımız için bu tür görüşlere tabii ki açız. Evet. Hocam bir soru daha var. Üniversitenizde çan eğri sistemi var mı diyor Fatih Bey? Eğitim sistemimizde yok. Çan eğri sistemi uygulayan üniversitelerden değiliz. Çan eğrisi uygulayan üniversitelerden değiliz. Evet. Evet, soruların ardı arkası kesilmiyor ama saati de 11'i 5 ettik hocam. Yani biz bütün soruları sormaya çalıştık. Herhalde eksik yani hem sosyal medyadan hem her iki gruptan daha önceden bize bildirilen, bakın iki tane burada, 3-4 tane şey var, soruları sormaya çalıştık. Umarım öğrencilerimizin sorularına cevap vermişizdir geneline. Kapatalım mı hocam? Ne dersiniz? Yani saat 11'de 5 geçti. Yani... Öyle mi? Şöyle Muhammed Ali Bey, kısaca tabii son sözlerimizi söyleyerek kapatmamızın hayırlı olacağını düşünüyorum. Evet. Ben tabii yerleştirme ile üniversitemizi tercih edilen tüm genç arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyor. Boş kalan kontenjanlarımız var. Onlar ilan edildi. Tablo 3, tablo 4 olmak üzere hem ön lisans hem de lisansta boş kalan kontenjanlarımız da var. Bu kontenjanlarımızı da takip etmelerini ve ek yerleştirmede, bir de biliyorsunuz bu sene Yükseköğretim Kurumumuz Profesör Doktor Erol Özbay hocamızın belirttiği üzere bu sene ilk defa olmak üzere aslında ikinci bir ek yerleştirme hakkı tanındı. Dolayısıyla ek yerleştirmelerle üniversitemize tekrar yerleşmeyen adayları da tekrar tercih etmelerini davet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, buyurun Hüseyin hocam. Evet, ben de kıymetli hocamın söylediklerine ilave olarak bütün öğrencilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Kontenjanlarımız ek kontenjan listesinde tekrar zaten bulabilirler. O bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Soru soran öğrencilerimizin de sorularıyla ilgili biz onların hepsini not alıyoruz. Hem program koordinatörümüz not alıyor, hem programı yöneten arkadaşlarımız not alıyorlar. O soruları ilgili daire başkanlıklarımıza
iletiyoruz. Mesela öğrenci işleriyle ilgili ise öğrenci işleri daire başkanlığımıza iletiyoruz. Ve o onlara dair cevapları da bakın burada da önümüzde onlara dair pek çok hazırlıkla ilgili sorularla ilgili cevaplar var. İnternet sitemizden cevaplandırıyoruz. Yeter ki sizin sorularınız olsun. Biz onlara cevap aramaya, cevap bulmaya devam ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam da. Buyurun Dursun Hocam. Yani genç arkadaşlar bizim web sayfamızdan aradıkları her şeyi bulabilirler. Çok güzel, geniş bir web sayfası var. Neredeyse her soruya cevap veren. Ha, bulamadıkları şeyi oradan da iletişimden sorarlarsa biz onu da cevaplandırırız. Yani o konuda hiç sıkıntıları olmasın, çekinmeden bize her şeyi sorabilirler. Biz de elimizden geldiğince ilgili olan arkadaşımız, ben, işte Hüseyin Hocam, Murat Hocam ya diğer dekan arkadaşlarımız her biri bu soruları cevaplandırırlar. Cevapsız soru kalmaz dolayısıyla. Merak etmesinler. Zaten kapımız açık. Şimdi de mesela yakındaki olan öğrencilerim şimdi bizi ziyaret edip her türlü soruyu sorabilirler. Kampüsümüzü ziyaret edebilirler. O ağaç, ben ağaç çiçek meselesine çok düşkün olduğum için Murat Hocam söyledi. Ekim ayında ağaç dikimi yapacağız. Yani Eylül'ün 27'sinde açılacak. Ekim'de ağaç dikimi var. Bugün yapı işleriyle görüştüm. Hikmet Bey dedi, hocam Ekim ayında ağaçları dikeceğiz. Tabii kampüsümüzün görünen yeşillikleri var ama kampüsümüzün üst bölgesindeki toprak çok kötü. Maalesef yapı işleri şimdi oraya işte kaliteli taşıma toprak yığıyor. Mesela bizim fakültemizin etrafına, diş hekimliği fakültesinin etrafına, oralara işte olabilecek ağaçları dikeceğiz. O dikme esnasında bütün öğrencilerimiz, ben de geçen sene öğrenci yokken yine biz ağaç diktik. Isı merkezinin üstüne hatırlıyorsanız arka tarafa. İnşallah büyük kısmı tutmuştur orada. Onun gibi ağaç dikimi yapacağız, hep beraber yapacağız. Orada öğrencilerimiz de ağaç dikecekler. İsimlerini de plaka halinde asarız. Ağacın gövdesini çizmeye kalkmasınlar. Evet. Eskiden böyle ağaçlara takılırdı. İşte Leyla ile Hale falan filan diye. Bu yazılan her yazı ağaca ciddi bir darbedir. Bir ameliyat yemiş gibi darbe alır. Böyle şey değil ama bir güzel plaka asabiliriz. Burası Ahmet Taştan'ın ağacıdır gibi bir plaka asabiliriz yani dikerlerse. Evet. Güzel de olur. Yeter ki ağaç diksinler ama sonra da onu korumak lazım. Yani yeşili korumazsak olmaz. Mutlaka korumamız gerekiyor. Evet. Bu dileklerle yüz yüze buluşmak üzere herkese hayırlı artık geceler diliyoruz. Evet. Şu anda akşamı çoktan geçtik. Hatta yarıma 12'ye doğru varıyoruz hocam. Yani bugün bitiyor. Az sonra bugün bitecek. Yarın başlayacak. Yarın o gün olacak. Evet. Herkese iyi geceler diliyorum. Evet. Ben de değerli hocalarıma, rektör yardımcısı hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, gelen sorular hala akıyor ama şunu söyleyeyim. Sonradan katılan arkadaşlar olduğu için Allahu Alem aynı sorular. Program bittikten sonra programın tamamını başından itibaren izleyebilirsiniz. Sorularınızın sorduğunuz hem WhatsApp'tan hem sosyal medyadan, yani Instagram'dır, Facebook'tur, YouTube'dur, hepsinden gelen soruların hepsi cevaplandı. Başından itibaren bakarsanız hepsinin cevabı var. Efendim yeni ailemize katılan öğrenci arkadaşlarımıza, halen ailemizde olan ama uzun diyebileceğimiz bir müddettir uzak kalan, salgın şartlarında uzak kalan arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Özellikle başta söylediğim gibi rektör hocamız Profesör Doktor Namık Ak hocamızın tüm öğrencilerimize muhabbetleri ve sevgileri ve selamları var. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bugün de bir programın sonuna geldik. Israrla sorulduğu için söylüyorum. 27 Eylül'de YÖK'ün bildirdiği tarih 27 Eylül. İnşallah beraber olacağız. Biz de o gün iple çekiyoruz. Güzel bir program oldu kanaatindeyim. Öğrenci arkadaşlarımız üniversitemize geldikten sonra özellikle bu programların çeşitliliğini de arttıracağız. KMÜ TV'yi daha da
izlenir hale getireceğiz inşallah. Gecenin bir yarısına kadar sabırla izlediniz, sorular gönderdiniz. Soruların geneline cevap vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir program olmuştur. Her pazartesi olduğu gibi önümüzdeki pazartesi de Yunus'un Gönlü Çalam'ın Tahtı programı var. Buradan tüm arkadaşlarımı o programa davet ediyorum. Hepinize de hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.